Evet, şu halde ilk konuşmacı olarak şimdi Sayın Profesör Doktor Murat Balcı'yı kürsüye davet ediyorum. Ceza soruşturmalarının ve mahkumiyet kararlarının spor yargısına etkisi konulu çok ilginç bir bize sunum yapacak. Buyurun Sayın Balcı. Sayın Dekanım, değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Değerli hocamın bu güzel açılışından sonra yavaş yavaş programa başlayacağız. Kendisi tahkim kurulu başkanı olduğu dönemde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bizim de hocamızdı. Dolayısıyla sonraki dönemlerde de bu görevleri biz gelmiş olduk ve süreci devam ettirmiş olduk. Özellikle futbol, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun benim için de özel bir yeri var. Hayatımın dörtte biri, meslek hayatımın da yarısı burada görev yapmakla geçti. 2002 yılında başladığımız Başkan vekili olarak başladığımız görevi daha sonra başkanlık ve sonrasında da yeni arkadaşlara devretmiş olduk. Uzunca bir süreydi. Zor bir süreçti. Çok katkıları olan bir süreçti. Değerli dostum, meslektaşım Hüseyin Aydın hocamızla da ilk orada tanışmak nasip olmuştu. Güzel günlerdi. İnşallah bundan sonra sizler bu görevlere gelirsiniz, bu görevlere devam edersiniz. Tabii bizim süreçlerimiz o kadar kolay geçmedi. İlk göreve başladık, FİKE süreçleri söz konusuydu. Daha sonra FETÖ-PDY süreçleri söz konusu oldu. Başkanlık görevine başladıktan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir anda bir karar verdi. Dedi ki, bu tahkim kurulu tarafsız ve bağımsız değildir. Görev yaptığımız dönemin büyük bir kısmını da bu şekilde geçirmiş olduk. Yani tarafsız, bağımsız olmayan bir kurul olarak görev yapma durumunda kaldık. Yeni bir kanuni düzenleme yapılıncaya kadar. Ama buradaki süreç içerisinde tabii ki spor hukuku, özellikle futbol, bütün genç arkadaşların, genç hukukçuların sevdiği, ilgi duyduğu bir alan olduğunu fark ettik. Dolayısıyla üniversitemizde de bu alanda çalışmalar yapıyoruz. İnşallah Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları gelecekte bu görevlerde hem aktif olarak hem de avukat olarak çalışma imkanı bulurlar. Bu girişi yaptıktan sonra benim konum ceza soruşturma ve kovuşturmalarıyla kesinleşen mahkumiyet kararlarının futbol disiplin hukukuna etkileri. Bu konu önemli bir konu çünkü ilk göreve başladığımız süreçte değerli arkadaşlarım böyle bir meseleyle başlamıştık. Bir tarafta yürüyen bir şike davası süreci ve diğer tarafta da bunun spor disiplin hukuku, disiplin yargılaması söz konusuydu. Tabii bir ülke eğer hukuk devleti olma iddiasındaysa mahkeme kararlarıyla diğer kararların da uyumlu olması, aynı istikamette olması, tutarlı ve istikrarlı olması zorunludur. Bazı alanlar bakımından istisnalar getirilmesi de söz konusu olabilir ki bazı durumlarda, örneğin disiplin hukuku bunlardan birisidir, daha hızlı hareket edilmesi ve karar verilmesine ihtiyaç vardır. Burada spor hukukunun, hukukun tutarlılığı ve istikrarı noktasında çok farklı bir yeri olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü sporun kendine has özelliği ve hızlı bir yargılamayı gerektirmesi, oyunun ruhu, oyun kuralları dediğimiz Lex Judica'nın da korunması
bunların işte yine oyun kuralları olarak ifade edilen Lex Sportiva içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İşte bu çerçevede spor hukuku bütün dünyada genel hukuk ilkelerinden ayrılmayı gerektiren bir spor alanı olarak da kabul edilmektedir. Bir spor müsabakası oynandığında bir takım bundan sonra süreçler yaşanmaktadır. Nedir onlar? İşte maçlar bittikten sonra futbolla ilgili konuştuğumuzda o maçlarda Türkiye Futbol Federasyonu'nun temsilcileri ve gözlemcileri vardır. Onlar raporlarını tutarlar, temsilciler kuruluna gönderirler. Daha sonra disiplin müfettişliğine bu raporlar gönderilir ki bunlar gün gün, örneğin pazartesi günü raporlar gönderilir, salı günü sevkler yapılır disiplin müfettişliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na ve iki gün içerisinde 48 saatlik bir savunma süresi içerisinde de karar verilmesi gerekmektedir. Neden? Çünkü yeni bir maç oynanacak hemen devam eden haftada. Bu süre içerisinde yargılamanın yapılması ve bitmesi gerekmektedir. Onun için hızlı bir yargılama sistemine ihtiyaç duymaktadır. Bütün dünyada sistem bu şekilde işlemektedir. Sadece Türkiye ile ilgili bir süreç değil bu. Hem FIFA hem UEFA, bütün uluslararası kuruluşlar sporun bu kendine has alanı, yani kendine has uygulamalarını, hızlı yargılamayı gerektirmesini göz önüne alarak mümkün olduğunca devlet müdahalesinden uzak bir kurallar silsilesi, kurallar bütünü ve yine sporun kendine özgü özellikleriyle bu yargılamaların yürütülmesini kabul etmektedirler. Tabii böyle olunca, yani sporun kendine has kuralları içerisinde Lex Sportiva ile birlikte hareket etmesi zorunluluğu içerisinde, diğer taraftan ceza yargılamaları disiplin yargılamasına ne şekilde etki edecektir? Her ikisi tamamen farklı disiplin kuralları, özellikle ispat kuralları açısından birbirinden farklı alanlar. Ceza yargılaması hukukunda mesela biz ne diyoruz? Suçluluğun ispat edilmesi gerekir diyoruz. Eğer suçluluk ispat edilemezse ve hatta şüpheli kalırsa şüpheden sanık yararlanır ilkesi çerçevesinde kişinin beraatine karar verilmesi gerekir. Ama futbol disiplin hukukuna baktığımızda tamamen farklı bir yapıda. Futbol disiplin hukuku noktasında futbol disiplin talimatının 75. maddesine göre disiplin yargılamasında kabul edilebilecek deliller, müsabaka görevlilerinin raporları, tarafların ve tanıkların beyanları, maddi deliller, uzman görüşleri ve ses ya da video kayıtları olmakla birlikte bu delillerin hiçbiri kesin delil niteliğinde olmayıp disiplin kurulu yine başka delillerle değerlendirme yetkisine de sahiptir. Ama önemli bir kural ki disiplin yargılamaları açısından daha çok bu kural uygulanmaktadır. O da müsabaka görevlilerinin raporlarıdır. Şimdi ceza yargılamasına dedik, ispat kuralları farklı, şüpheden sanık yararlanır ilkesi geçerli. Ama futbol disiplin talimatının 76. maddesine göre müsabaka görevlilerinin raporlarında bulunan hususlar aksi ispat edilmediği sürece doğru kabul edilir. Yani spor hukuku içerisinde bu noktada getirilmiş bir karine söz konusu. Bunun aksini ispat etmeniz gerekiyor. Hakem raporuna yazıyor. X futbolcu bana şu şekilde küfretti. Nasıl ispatı kabul edeceksiniz? Şimdi baktığınız zaman futbolcu da hayır ben küfretmedim aslında başka bir şey dedim de o yanlış anladı şeklinde savunma yapıyor. Neye itibar edeceksiniz? Futbol müsabaka talimatı, futbol disiplin talimatının 76. maddesi, hakemin raporu burada dikkate alınır. Ha bu sadece bizim hukukumuz, spor hukukumuz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun getirmiş olduğu bir düzenleme mi? Hayır. FIFA'da da, UEFA'da da, tüm ülkelerde uygulamanın bu şekilde olduğunu ifade edelim. Müsabaka görevlilerinin vermiş olduğu raporlar arasında çelişki bulunduğu ve somut olayda hangi raporun maddi gerçekliği yansıttığı tespit edilemediği takdirde bu durumda da bir ayrım yapılmış.
Mesela gözlemciler sahayı gözlemlemekte, hakem de saha içerisinde görev yapmaktadır. Bu durumda hakem raporuyla eğer gözlemci raporu arasında bir çelişki olursa, bu maddeye göre yeşil saha içerisinde hakem raporunun yeşil sahanın dışında, yani tribünlerde, işte koridorlarda gerçekleştiği iddia edilen bir eylem söz konusuysa, bu durumda da bu raporun, gözlemcinin raporunun dikkate alınması gerekmektedir. FIFA talimatının 40. maddesi de aynı şekilde müsabaka görevlilerinin raporlarıyla müsabaka görevlileri tarafından sunulan ek rapor ve yazışmalarda yer alan hususların doğru olduğu kabul edilir. Bütün dünyada futbolu yöneten kurum, yani FIFA'nın düzenlemesi, FIFA talimatının 40. maddesi de bu şekilde. Aksi ispat edilmesi mümkün mü? Evet, görüntülerle aksi ispat edilmesi mümkün. Bu da çok rastlanan disiplin yargılamasında bir durum. O görüntüler nedir? Bir kere bu görüntülerin mutlaka yayıncı kuruluştan, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bir yazıyla alınıp tespit edilmesi ve ona göre incelenmesi gerekir. Tarafların sunmuş olduğu görüntüler her zaman sağlıklı olmayabilir. Üzerinde manipülasyon yapılması söz konusu olabilir. Dolayısıyla böyle bir durumda söz konusu görüntülerle aksi ispat edilebilir. Ama görüntülerde ses kaydı yoksa, daha doğrusu raporun karinenin aksini ispat etmiyorsa, bu durumda yine müsabaka raporlarına öncelik verilmesi gerekmektedir. Bu durum esas itibariyle bakıldığında ceza yargılamasıyla farklı bir ispat standardı getirdiği için, ceza mahkemesi kararlarıyla disiplin yargılamasında verilen kararlar arasında bir çelişki de ortaya çıkarabilir. Ancak burada önemli olan oyunun ruhunun korunması ve sporda hızlı bir şekilde hareket edilerek yargılamanın yapılması. Bu gerçeği Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 59. maddesinde de görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 59. maddesinde spor federasyonları, yargı kurulları tarafından verilen bir takım kararların kesin olduğunu, bunlar hakkında yargıya müdahale, bir başvuru yapılamayacağını anayasada düzenledi. Anayasanın 59. maddesi, spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciğine başvurulmaz. Sporun kendine özgü yapısı sebebiyle anayasada da böyle bir düzenleme yapılmış durumda. Spor faaliyetlerinin yönetimine ve disipline ilişkin sadece bu sınırlama var. Bunun dışında yakın zamanda kanunda bir değişiklik yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş Kanunu'nda 5894 sayılı kanunda mesela özel hukuk uyuşmazlıklarıyla ilgili verilen, parasal konularda verilen kararlar yargı denetimine açıldı. Bu kararlara karşı istinaf mahkemesine başvurulması söz konusu olabilmektedir ve nitekim şu anda bu kararlara karşı, adli alacak verecek kararlarına karşı adli yargıya da başvuru yolu söz konusu. Ama disiplin noktasında ilgili mercilerin, tahkim kurulunun veya spor genel müdürlüğü tahkim kurulunun vermiş olduğu kararlar kesin. Şimdi kovuşturmaya yer almadığına dair karar futbol disiplin yargılamasına etki eder mi? Birinci mesele şu, bu eylem, yani futbol disiplin hukuku noktasında ihlal teşkil eden eylem aynı zamanda suç oluşturuyorsa bu halde ne şekilde hareket edilmesi gerekir? Bir spor kulübünün yöneticisi futbolcuyu darbe ediyor. Ne var burada? Hem futbol disiplin hukuku ihlali, saldırı eylemi, hem de aynı zamanda Türk Ceza Kanunu bağlamında yaralama eylemi. Dolayısıyla biz bu Cumhuriyet Savcılığı'nın dosyasını bekleyip onun neticesine göre mi bir karar vermemiz gerekiyor? Yoksa futbol disiplin hukukunun bu kendine öz, kendine has özellikleri sebebiyle değerli arkadaşlarım, bu süreç içerisinde kendi ispat kurallarına göre uyuşmazlığı çözüp mü karar vermesi gerekiyor? Tabii ki kendisi derhal karar vermesi gerekiyor ama buradaki dosyayı da bir delil olarak alabilir. Dosyadaki delilleri isteyebilir, bir ispat problemi varsa bu noktada. Ama bazı dosyalarda
bir bekletici mesele yapılması söz konusu olabilir. Örneğin geçmişte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 2020-2021 tarihini vermiş olduğu bir kararda X spor kulübünün yetkilisi VAR sistemi görevlilerinin bir takım örgütlerle yakınlığı olduğunu ifade etmiş ve dolayısıyla bu şekilde açıklamalarda bulunmuş. Bu açıklamalardan dolayı sportmenliğe aykırı sportmenliğe aykırı beyanlarından dolayı futbol disiplin talimatı çerçevesinde yargılanması için PFF dikkate sevk edilmiş. Aynı anda da bu kişilerle ilgili bir suç duyurusu yapılması söz konusu olmuş idi. Burada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu açıklamanın gerçeğe uygun olmadığını belirleme noktasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararını bekletici mesele yapmış ve nihayetinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddiaların gerçek olmadığını, kovuşturmaya yer olmadığına dair bir kararla tespit edince de ilgili kişi hakkında disiplin cezası uygulamıştı. Aradan 3-4 ay geçmişti ama buna rağmen değerli arkadaşlarım, bu kısa zamana rağmen niye durduk yere bir ceza uygulandı diye bu bir şaşkınlık yaratmıştı. Yani spor disiplin hukukunda yargılamanın hızlı olması bu kadar önemli. Disiplin yargılaması sonrasında bir kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilirse ne olur? Az önce ifade ettiğim bir olay gerçekleşmişti. İşte kasten yaralama eylemi. Disiplin yargılaması sonucunda dosyada aslında deliller mevcut, ceza verilmiş, kesinleşmiş tahkim kurulundan da. Daha sonra kişi kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği gerekçesiyle bir başvuru yapmıştı. Bu başvurusu da reddedildi. Çünkü bu kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın esası önemli. Yani ispat noktasında bir problem mi yoksa şikayetten vazgeçme sebebiyle verilmiş bir kovuşturmaya yer olmadığına dair karar mı? Bunun tespiti gerekiyor. Eğer esasa yönelik, suçun işlenmediğine yönelik bir kararsa yeniden yargılama kararı verilebilir. Ama usule yönelik bir kovuşturmaya yer olmadığına dair kararsa bu disiplin yargılaması neticesinde verilen cezanın ortadan kaldırılmasını gerektirmeyecektir değerli arkadaşlarım. Ceza soruşturma dosyalarının yine futbol disiplin dosyalarına delil olarak celbedilip burada kullanılmaları söz konusu. Yine tahkim kurulunun TFF'nin internet sitesinde yayınlanmış. Orada gerekçeli kararlar bir dönem bizim dönemimizde yayınlanıyordu. Bakarsanız bu kararları görürsünüz. Burada soruşturma dosyasını bir delil olarak kabul edip dosyaya celbini istemiş. Neden? Çünkü burada ispat noktasında çeşitli beyanlar, kendi içerisinde farklı farklı çelişkili beyanlar söz konusu olduğu için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyasını ve tarafların beyanlarını da dinleyip buna göre bir karar tesis etmiştir. Şimdi yine daha önceki dönemlerde 2014'lü yıllarda Hüseyin Hocam'la beraber olduğumuz dönemde verilen bir karar vardı. O dönem yaygın olarak veriliyordu. 6222 sayılı bir kanunumuz var biliyorsunuz. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi kanun. Bu kanunun uygulanmasını teşvik etmek için bir takdiri indirim sebebi olarak kullanılıyor idi. Yani futbol kulüpleri tribünlerde işte küfreden, saldırı eylemini gerçekleştirilen birileri varsa bunları tespit etsin, savcılığa bildirsin ki 6222 sayılı kanunun uygulama alanı da genişlemiş olsun. Dolayısıyla bu dönemde Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu vermiş olduğu birçok kararda 6222 sayılı kanunla ilgili tespit yapılıp bunun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilip bir soruşturma başlatılmasını takdiri indirim sebebi olarak kabul etmekte idi. Ama 2017 yılında Olympique Lyon'la ilgili UEFA'nın vermiş olduğu bir kararda bir kulübün aldığı ve uyguladığı çabalar, yani güvenlik önlemleri, bir mazeret veya aklanma sebebi olamaz. Ancak ilgili yaptırımın orantılılığının tespitinde dikkate alınabilir. Fakat çeşitli güvenlik yükümlülüklerine uyumu sağlama görevinin herhangi bir ev sahibi takımın standart bir görevi olduğu düşünüldüğünde bu noktadaki eşik çok düşük tutulmalıdır.
Sonuç olarak bir kulübün durumu kontrol etmek için elinden gelenin en iyisini yapmış olması yalnızca istisnai durumlarda hafifletici bir faktör olarak ortaya çıkar denilmiştir. Bu karardan sonra da Türkiye Futbol Federasyonu 6222 sayılı kanun uygulanmasıyla ilgili takdiri indirim sebeplerini uygulama noktasında artık çok istisnai durumlarda uygular hale gelmiştir. Bu uygulamasını terk etmiştir. Bir başka husus, eğer bir ceza yargılamasında mahkumiyet kararı verilmişse bu mahkumiyet kararının spor disiplin hukukunda etkisi ne olur? Bu da futbol disiplin talimatının 60. maddesinde hükümlülük başlığı altında açıklanmış. Kasten işlenen bir suçtan dolayı 2 yıldan fazla bir süre hapis cezasına çarptırılanlar ya da devletin güvenliğine ya da anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ya da devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet yani yüz kızartıcı suçlar işlenmesi söz konusu olursa bu durumda sürekli hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılması söz konusu olacaktır. Yani sürekli hak mahrumiyeti cezası verildiğinde kişinin artık Türkiye Futbol Federasyonu çerçevesinde gerek yönetici olarak, gerek görevli olarak, gerek de futbolcu olarak görev yapması söz konusu olmayacak. Son olarak değerli arkadaşlarım, yeniden yargılama konusu üzerinde durmak istiyorum. Çünkü bu yeniden yargılama meselesi futbol disiplin talimatının 91. maddesi de önemli. Ceza mahkemesinden verilen bir karar neticesinde yeniden yargılama disiplin kurullarından talep edilebilir mi? Evet, edilebilir. 91. maddeye göre kesinleşen bir yargı kararında dayanılan delillerin gerçeğe aykırı oldukları veya kararı etkileyecek yeni bir delilin meydana çıktığı, eğer bir mahkeme kararıyla disiplin cezasına konu eylem ortadan kaldırılmasını gerektirecek şekilde gerçeğe aykırı veya kararı etkileyecek bir delil ortaya çıkarmışsa bu durumda yeniden yargılama yapılması da talep edilebilir. Yeniden yargılama konusunda tabii ki Ceza Muhakemesi Kanunu'nun yeniden yargılamaya ilişkin hükümlerini tahkim kurulu uygulamaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunumuzda da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bir yeniden yargılama sebebi olduğu vurgulanmıştır. Az önce girişte ifade ettim. Mesela bu konuda bizim görev yaptığımız dönemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını biz bir yeniden yargılama sebebi olarak kabul edip yeniden yargılama kararı verdik. Ama çok ilginç bir durum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararda tahkim kurulunun tarafsız ve bağımsız olmadığı endişesini haklı bulmuş olması sebebiyle aslında yeniden yargılama talep edilen tahkim kurulu tarafsız ve bağımsız olmayan bir kuruldan yeniden yargılama talep edilmesi söz konusuydu. Bunlara yeniden yargılama kararı verdi. Yani bunun nasıl ortadan kaldırılacağını o zaman biz de çok düşünmüş olduk ama bir kanuni değişiklik yapılması gerekti. Tabii bakıldığında tahkim kurulu tarafsız ve bağımsız değil derken sanki üyeler tarafsız bağımsız değil, tam tersine tahkim kuruluna genel kurulun ve yönetim kurulunun ağır bir etki etme imkanı olduğu, yani onlara istediği kararları alma baskısını yapacağı gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı vermişti ve daha sonrasında futbol kanunu 5894 sayılı Futbol Federasyonu kanununda bir değişiklik yapılarak tahkim kuruluna güvenceler getirildi. Ama tabii böyle bir durumda yeniden yargılama kararı verseniz de bu kararın tartışılması söz konusu olacaktır. Bunun dışında yine bu şike olaylarıyla ilgili daha önce verilmiş kararlara istinaden verilmiş disiplin cezaları söz konusuydu. Bunlarla ilgili olarak da yeniden yani bir ceza mahkemesi kararı kesinleştiğinde, lehe kesinleştiğinde yeniden yargılama talep edilmesi söz konusu oldu ve yeniden yargılama neticesinde cezalar da ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla buradaki ceza mahkemesi kararı doğrultusunda disiplin yargılamasındaki cezalar ve cezaların neticeleri de ortadan kaldırılmış oldu. Burada tabii yeniden yargılamayı hangi makam yapar noktasında çeşitli tartışmalar söz konusuydu. Çünkü cezayı veren PFDK,
kararı onayan tahkim kurulu. Bu noktada farklı farklı kararlar verildi. Bazı kararlara tahkim kurulu değiştirdi, ortadan kaldırdı. Bazı kararları ise Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na değerlendirmesi için gönderdi. Bunun aslında kendi içerisinde bir mantığı vardı. Çünkü tahkim kurulu yargılama yaparken Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun vermiş olduğu kararı değiştirip yeniden bir karar tesis edebilir. Dolayısıyla bu dosyalarda daha önce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun vermiş olduğu kararların değiştirilmesi söz konusuysa tahkim kurulu bu incelemeyi kendisi yaptı ve kararı kendisi verdi. Eğer daha önce verilmiş olan PFDK tarafından verilmiş olan kararın değiştirilmeden onanması söz konusuysa bu kararla ilgili yeniden yargılama değerlendirilmesi için de dosyalar Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderilmiş oldu. Onlar yeniden bir yargılama yaparak da karar tesis ettiler. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Herkese iyi günler, faydalı bir program diliyorum. Evet, Sayın Profesör Doktor Murat Balcı'ya biz teşekkür ediyoruz. Ceza soruşturmalarının ve mahkumiyet kararlarının spor yargısına etkisi konusunu büyük bir vukufla bizlere aktardı. Özel olarak da 5 dakika önce bitirdiği için teşekkür ediyorum. Çünkü süre bakımından biraz sıkıştık, geç başladığımız için. Şimdi seyirden yasaklanma konusundaki sunumunu yapmak üzere Sayın Doçent Doktor Mehmet Emin Alşahin'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Alşahin. Sayın Başkan, değerli hocalarım, kıymetli dinleyiciler, hepinizi öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Kulübü'ne, Sayın Dekanımıza, Sayın Profesör Doktor Murat Balcı'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi seyirden yasaklanma, baktığımızda 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunun 18. maddesinde düzenlenmiş. 18. madde nitelik itibariyle bir güvenlik tedbiri şeklinde düzenlenmiş olsa da madde içeriğini incelediğimizde burada seyirden yasaklanma şeklinde bir güvenlik tedbirinin yanı sıra aynı zamanda bir de adli kontrol ya da bir koruma tedbiri olarak nitelendirilen düzenlemenin yer aldığını görüyoruz. Benzer bir düzenleme 6222 sayılı kanun öncesinde 5149 sayılı kanunda spor müsabakalarından men cezası şeklinde yine mevzuatta yer alıyordu. Ancak 6222 sayılı kanunun hem konuluş amacı hem uygulamada yaşanan problemler dikkate alınmak suretiyle spor alanlarında müsabaka öncesinde, müsabaka esnasında veya müsabaka sonrasında gerçekleşen olumsuzlukların, suç teşkil eden davranışların da önlenmesi gayesiyle seyirden yasaklanma şeklinde bir güvenlik tedbirinin düzenlendiğini görüyoruz. Şimdi 18. maddeye baktığımızda kanun koyucu diyor ki bir kişi 6222 sayılı kanunda düzenlenen suçlardan birisini işlediği takdirde veya 6222 sayılı kanunun atıfta bulunduğu herhangi bir suçu işlediği takdirde mahkeme tarafından hakkında bir hüküm kurulduğunda, biraz sonra hangi hükümlerde bunun uygulanacağını da söyleyeceğiz. Mahkeme tarafından kişi hakkında hüküm verildiğinde aynı zamanda bu kişinin seyirden yasaklanmasına da karar verileceği açıkça düzenlenmiştir. Ve seyirden yasaklanma dediğimiz zaman kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla. Bu kısım önemli. Çünkü özellikle seyirden yasaklanma tedbirinin uygulanabileceği kişileri de ortaya koymak adına kanun koyucunun burada özellikle seyirden yasaklanma tedbirinin antrenmanları ve müsabakaları izlemek amacıyla müsabaka
antrenman ve seyir alanlarına kişinin girişinin yasaklanması anlamına geldiği ifade ediliyor. 2019 yılından önce spor alanlarına girişin yasaklanması şeklinde bir düzenleme vardı. Ancak 2019 yılında yapılan değişiklikle birlikte spor alanlarına ibaresi antrenman, müsabaka ve seyir alanlarına girişin yasaklanması şeklinde değiştirilmiştir. Şimdi baktığımızda seyirden yasaklanma tedbiri hangi suçlarda uygulanabilir? Kısaca buna değinmekte fayda var. Bir defa biraz sonra detaylı anlatacak Selman hocamız. 6222 sayılı kanunda yer alan suçlar eğer işlenmişse ve kişi bu suçlardan dolayı mahkum olmuşsa, örneğin şike, teşvik, spor alanlarına yasak madde sokma, hakaret içeren tezahürat, spor alanlarına usulsüz seyirci girişi, yasak alanlara girme gibi 6222 sayılı kanunda düzenlenen suçlardan eğer kişi mahkum olmuşsa, bu durumda hakkında güvenlik tedbiri olarak seyirden yasaklanma tedbiri uygulanıyor. Bunun dışında yine spor alanlarına kişi 6136 sayılı kanunda bulundurulması ya da taşınması yasak bir eşya sokmuşsa, o kanuna atıf yapıldığı için 6136 sayılı kanuna muhalefetten dolayı ceza aldığı takdirde yine seyirden yasaklanma tedbiri uygulanabiliyor. Bunun dışında kasten yaralama, netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama ya da mala zarar verme suçları işlendiğinde de yine seyirden yasaklanma tedbirinin uygulanması söz konusu olacaktır. Bu hususla ilgili olarak özellikle 18. maddenin 2. fıkrasında taraftar gruplarınca spor alanlarının dışında işlenen kasten yaralama, hakaret veya tehdit içeren tezahürat ve mala zarar verme suçları bakımından da seyirden yasaklanma tedbirinin uygulanacağı ifade ediliyor. Bu nedenle diyelim ki bir futbol müsabakası saat 19'da gerçekleştirilecek. Saat 17 sıralarında taraftar grupları bir yerde toplanmış ve burada hakaret içeren tezahüratta bulunuyorlar. Veya tehdit içeren tezahürat gerçekleşmiş ya da birisini yaralamışlar, mala zarar vermişler. Bu olaylar gerçekleştiğinde de saha içerisinde, stadın içerisinde olmasa bile taraftar gruplarınca spor alanlarının dışında gerçekleşen bu davranışlar dolayısıyla seyirden yasaklanma tedbirinin uygulanacağı ifade ediliyor. Baktığımızda kanun koyucunun seyirden yasaklanma tedbiriyle amacı sporda şiddetin önlenmesi, düzensizliğin önlenmesi ve özellikle seyircilerin yapmış oldukları kanuna aykırı bu davranış dolayısıyla yaptığı yanlışın farkına varabilmesidir. Bu nedenle bu güvenlik tedbirinin uygulanabileceği kişiler izleyicilerdir, seyircilerdir. Buna karşılık örneğin stadın dışında köfte ekmek satan veya stadın içerisinde temizlik görevlisi olarak çalışan kişi veya orada top toplayan çocuklar herhangi bir suç işlediğinde ya da bir sporcu, hakem, teknik heyet bir suç işlediğinde bu tedbirin uygulanmayacağı kanaatindeyiz. Çünkü seyirden yasaklanma tedbiri, güvenlik tedbiri baktığımızda müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla bir kimsenin yasaklanmasıdır. Oyuncunun ya da teknik heyetin orada görev icra etmesi dolayısıyla bu tedbirin uygulanması mümkün değil. Zaten 6222 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin çıkarılan yönetmelikte de bu hususa işaret edilmiştir. Şimdi 18. madde baktığımızda genel olarak bir güvenlik tedbiri düzenlemesi içeriyor. Ancak 3. fıkrada bir koruma tedbiri olarak yine seyirden yasaklama tedbirinin düzenlendiğini görüyoruz. 3. fıkrada kanun koyucu diyor ki, bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, yani biraz önce söylediğimiz şike, teşvik, şiddet vesaire bu suçlardan dolayı soruşturma başlatılması halinde şüpheli hakkında spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri derhal uygulamaya konulur diyor. Burada tartışılan husus şu, acaba soruşturma başlatıldığında seyirden yasaklanma koruma tedbirini kim verecek? Kanunda bu hususta açık bir düzenleme yok. Ancak nitelik itibariyle baktığımızda
bir defa savcının ya da herhangi bir makamın takdirine bırakılan bir koruma tedbiri söz konusu değil. Yani bir kimse hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında bir soruşturma başlatılmışsa derhal seyirden yasaklama şeklinde koruma tedbirinin uygulanması gerekir. Doktrinde bunun adli kontrol tedbiri olduğuna ilişkin düşünceler var ama adli kontrolü olduğunda belki ceza muhakemesi konularından bilirsiniz, hakim kararına ihtiyaç var. Ama burada bu şekilde bir düzenlemeye gitmemiş kanun koyucu ve şüphe bakımından da soruşturmanın başlatılması yeterli. Yani basit şüphe seyirden yasaklama koruma tedbirinin uygulanması açısından yeterli görülmüştür. Doğal olarak soruşturmayı yürütecek kişi, soruşturmanın patronu, Cumhuriyet Savcısı olduğuna göre seyirden yasaklama koruma tedbirine de karar verecek olan Cumhuriyet Savcısı olmalıdır. Bu Cumhuriyet Savcısının sözlü veya yazılı talimatıyla ilgili spor birimlerinin, spor kolluk birimlerinin bu yasaklama kararını uygulamaya koyması gerekecektir. Yine tartışılan noktalardan birisi şu, soruşturma başlatıldı. Derhal seyirden yasaklama tedbiri uygulandı ve kişi buna itiraz etti. Dedi ki ben o sırada olay yerinde yoktum. Benim hakkımda bu tedbirin uygulanması orantısız denildi. İtiraz etti ve savcılık da itirazı reddetti. Buna yönelik başvurulacak bir mekanizmanın kanunda öngörülmediğini görüyoruz. Yani savcı itiraz üzerine tedbiri kaldırabilir, kovuşturma aşamasında mahkeme kaldırabilir ama itiraz edildiğinde itiraz reddedilmişse savcılık aşamasında, soruşturma aşamasında bununla ilgili bir kanun yolu düzenlenmemiş durumda. Yine kanunda 6222 sayılı kanunda biliyorsunuz sadece suçlar düzenlenmiyor. Bir takım kabahatlere de yer verilmiştir. Seyirden yasaklanma güvenlik tedbiri kural olarak suçlar hakkında uygulanabilecek bir yaptırımdır. Buna karşılık istisnai olarak 6222 sayılı kanunda kabahatler bakımından da bir idari tedbir olarak seyirden yasaklanmanın söz konusu olabileceği belirtilmiştir. Yine kanun koyucu tarafından getirilen diğer bir düzenleme 18. maddenin 7. fıkrasında alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişi müsabaka, antrenman ve seyir alanlarına alınmaz diyor. Yani bir kimse spor müsabakasını izlemek maksadıyla stada gidiyor ancak alkollü ya da girişte uyuşturucu madde etkisi altında olduğu anlaşılmış. Bu kişi seyir alanına alınmaz şeklinde bir düzenleme var. Kalabalıkta diyelim ki kontrolden, dikkatten kaçtı ve içeri girdi. Devamında diyor ki bu şekilde belirtilen alanlara giren ve dışarı çıkmamakta ısrar eden kişi zor kullanılarak dışarı çıkarılır. Ve bu madde hükümlerine göre bir yıl süreyle seyirden, spor müsabakalarını seyirden yasaklanır diyor. Demek ki alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında spor alanlarına giriş yasaktır. Buna rağmen içeri girmiş ve tespit edilmişse ve dışarı çıkmamakta da ısrar ediyorsa hakkında bir yıl süreyle seyirden yasaklanma cezasının uygulanması söz konusu oluyor. Tabii baktığımızda özellikle 18. maddenin 7. fıkrasındaki bu düzenlemenin bir suçun karşılığı olarak uygulanmadığı, bir idari tedbir olarak uygulandığını görüyoruz. İdari tedbir bakımından da karar verecek merci yine 6222 sayılı kanun kapsamında Cumhuriyet Savcısıdır. Cumhuriyet Savcısı burada seyirden yasaklama kararı verme hakkına sahiptir. Diğer bir husus seyirden yasaklamanın süresine ilişkin. Eğer bir suçun karşılığı olarak güvenlik tedbiri şeklinde uygulanıyorsa seyirden yasaklanma güvenlik tedbiri hükmün kesinleşmesiyle birlikte infazı başlıyor. Demek ki seyirden yasaklanma güvenlik tedbiri hükmün kesinleşmesiyle birlikte uygulamaya konuluyor. Eğer kişi hapis cezasına ya da adli para cezasına mahkum edilmişse bu cezanın infazından sonra da bir yıl süreyle uygulanmaya devam ediyor. Hükmün kesinleşmesiyle başlayıp infazın tamamlanmasından sonra bir yıl süreyle devam eden bir tedbir olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında seyirden yasaklanma güvenlik tedbiri sadece
hapis ya da adli para cezasına mahkumiyet durumunda verilen bir güvenlik tedbiri değil. Örneğin mahkeme tarafından ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmişse, diyelim ki kişinin yaşı küçük, akıl hastası, sağır dilsiz ya da cebir tehdit durumu var ya da en çok karşılaşılma ihtimali olan diyelim ki karşılıklı hakaret durumunda ya da bir etkin pişmanlık halinde mahkeme ceza verilmesine yer olmadığı kararı vermiş. Yani kişi herhangi bir ceza almamış. Bu durumda yine kanundaki düzenlemeye göre hükmün kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl süreyle yine seyirden yasaklama tedbirinin uygulanması söz konusu olacaktır. Ve kişi hakkında hükmedilen bu güvenlik tedbiri adli sicil kanununa da işlenmesi gereken bir güvenlik tedbiridir. Yani kişilerin sabıkasında da bunun gözükmesi söz konusu olacaktır. Yine kanundaki düzenlemeye göre kişi hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında başlatılan bir soruşturma var. Ancak Cumhuriyet Savcısı kamu davasının açılmasını erteledi. Ya da dava açıldı ancak mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Ya da hapis cezasına hükmetti, sonrasında bunu seçenek tedbire dönüştürdü. Ya da hapis cezasının ertelenmesi kararı verildi. Bu kararlara karşı da, yani bu kararlarla birlikte yine seyirden yasaklanma tedbiri uygulanabiliyor ve bu kararların kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl süreyle seyirden yasaklanma tedbiri uygulanması gerekiyor. Bazı durumlarda işlenen suçun da cezası dikkate alınarak ön ödeme hükmünün uygulanması söz konusu olabilir. Soruşturma aşamasında ön ödemeye tabi bir suç varsa Cumhuriyet Savcısı şüpheliye ön ödeme emri gönderiyor ve belirtilen süre içerisinde belirlenen miktar ödenirse kişi hakkında kamu davası açılmıyor. Kanun koyucu ön ödeme durumunda da, yani ön ödeme gerçekleşmiş kişi belirtilen miktarı ödemişse, ödeme tarihinden itibaren yine bir yıl süreyle seyirden yasaklanma cezasının uygulanacağı ifade ediliyor. Baktığımızda seyirden yasaklanma kararı soruşturma aşamasında bir koruma tedbiri olarak uygulanıyor. Kovuşturma aşamasında bir koruma tedbiri olarak uygulanıyor. İnfaz aşamasında ise güvenlik tedbiri şeklinde karşımıza çıkıyor. Soruşturma veya kovuşturma aşamasında savcı ya da mahkeme bu koruma tedbirini istediği zaman kaldırabilir. Buna kanun koyucu imkan tanımış durumda. Eğer kişi hakkında Cumhuriyet Savcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişse ya da yapılan yargılama neticesinde beraat kararı verilmişse ya da düşme kararı verilmişse bu durumda da koruma tedbirinin derhal kaldırılması, seyirden yasaklanma tedbirinin derhal kaldırılması gerekiyor. Uygulamada yaşanma ihtimali olan ve zaman zaman yaşanan bir problem şu. Normalde ön ödeme soruşturma aşamasında gerçekleşiyor ve ön ödeme gerçekleştiğinde bazen Cumhuriyet Savcılıkları tarafından kovuşturmaya yer olmadığı kararı veriliyor ön ödemenin gerçekleşmesi üzerine. Şimdi kanun açıkça ön ödeme gerçekleşse bile bir yıl süreyle seyirden yasaklanma tedbirinin uygulanması gerektiğini belirtiyor. Bu açıdan baktığımızda eğer Cumhuriyet Savcısının bir kovuşturmaya yer olmadığı kararı varsa bunun ön ödemeye ilişkin olup olmadığının da araştırılması ve bu şekilde ön ödemeye tabi verilmiş kararsa yine bir yıllık sürenin uygulanması gerekiyor. Mahkeme tarafından verilen seyirden yasaklanma kararı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan elektronik bilgi bankasına kaydediliyor. Bu bilgiler federasyonlara, ilgili federasyonlara ve kulüplere sunuluyor. Erişim sağlanması söz konusu oluyor. Bunun dışında eğer bir yurt dışı müsabakası söz konusu olacaksa ilgili ülkenin yetkili mercileriyle de bu seyirden yasaklanma ilişkin verilerin paylaşılması söz konusu olabiliyor. Kanuna 2019 yılında eklenen düzenleme ile birlikte seyirden yasaklanmaya ilişkin olarak bu yükümlülüğün takibi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve kolluk birimleri tarafından biyometrik yöntemlerin de kullanılabileceği ifade ediliyor. Bunun nedeni şu, güvenlik tedbirine kişi
mahkum edildiğinde, seyirden yasaklanma tedbiri uygulandığında sadece elektronik bilet uygulaması yasaklanmıyor. Ek bir tedbir daha getiriliyor. O da şu şekilde arkadaşlar. Spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla yükümlüdür. Yani seyirden yasaklandığında, diyelim ki A takımıyla B takımının oynadığı bir futbol müsabakasında A takımının taraftarı olan kişi işlemiş olduğu suç dolayısıyla seyirden yasaklandı veya hakkında bir koruma tedbiri uygulandı. Sadece bunun uygulanması yetmiyor. Aynı zamanda bu kişi A takımıyla B takımının bir futbol müsabakası varsa o müsabakanın olduğu gün müsabakanın başlangıcında ve bir saat sonra kolluğa gitmesi gerekiyor. Kanun açıkça imza atılması gerekir demiyor ama uygulamada kolluk birimine gidip imza atılıyor. Sonrasında diyelim ki A takımının taraftarı ise bu seyirden yasaklanma süreci içerisinde A takımının bütün futbol müsabakalarının oynandığı saatte ve bir saat sonrasında yine kolluk birimine giderek imza atması söz konusu oluyor. Uygulamada yaşanan problemler neler olabilir? Şimdi genelde akşam saatlerinde futbol müsabakaları oynanıyor ama bazen gündüz olabilir. Ya da akşam saatinde oynanmasına rağmen seyirden yasaklanan kişi vardiyalı çalışan bir kişi olabilir. İşte olabilir, başka mazeretleri olabilir. Kanun mazerete ilişkin bir düzenleme getirmemiş ama bunu kişi belgelerse bu durumda, yani kanunda öngörülen imza atma yükümlülüğünü geçerli bir mazereti olarak eğer ihlal etmişse bu kabul edilebilir. Eğer geçerli bir mazeret olmaksızın müsabakanın olduğu gün ve bir saat sonrasında imzaya gitmezse bunun da yaptırımı vardır. Yaptırım şu, 18. maddenin 9. fıkrasına göre bu yükümlülüğe aykırı hareket eden kişi her bir müsabaka için 25 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır şeklinde bir düzenleme söz konusu. Yani burada da bu yükümlülüğe aykırı hareket edilmesi ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarına konu olan bir olaya da temas edeyim. Şimdi normalde 6222 sayılı kanuna göre suç teşkil eden bir eylem varsa bunun karşılığında seyirden yasaklanma tedbiri uygulanıyor. Şimdi bu tedbir uygulanırken imza atma yükümlülüğünü yerine getirmediğinde tekrar suç işlemiş oluyor. Acaba yeniden bir seyirden yasaklanma tedbiri uygulanmalı mı? Yargıtay'ın vermiş olduğu, 19. Ceza Dairesi'nin vermiş olduğu kararlara baktığımızda Yargıtay diyor ki burada 18. maddenin 9. fıkrası dolayısıyla yükümlülüklere aykırı hareket eden kişinin tekrar bir seyirden yasaklanma cezasıyla cezalandırılmasına ihtiyaç yok şeklinde bir kararı da mevcut. Bunun dışında elektronik bilet uygulamasına geçilmesi nedeniyle acaba seyirden yasaklanma, imza atma yükümlülüğünün fiilen ortadan kalktığı şeklinde bir takım yorumlar yapılıyor. Ancak Yargıtay buna da karar vermiş ve diyor ki elektronik bilet uygulamasına geçilmiş olsa bile kişi yine de o kolluk birimine gitme yükümlülüğü altında yükümlülüğe aykırı hareket ederse 18. maddenin 9. fıkrasına göre 25 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır diyor. Karşılaşılan bir diğer problem şu. Mesela kişi tamam bir futbol takımının taraftarı ama bütün maçları bilemeyebilir. Gözden kaçırmış olabilir. Bir yıl süreyle seyirden yasaklanmış ve diyelim ki takımının bir maçı var ve bu maçı unutmuş, karakola imza atmaya gitmemiş. Ne olacak? Baktığımızda 18. maddenin 9. fıkrasına göre yükümlülüğe aykırı hareketten dolayı yine adli para cezası söz konusu olacaktır. Eğer burada kişinin sorumluluğu tespit edilirse. Birden fazla defa gitmezse, örneğin 10 tane maç oynanmış ve 10 kez kolluk birimine giderek imza atma yükümlülüğünü ihlal etmiş. Bu durumda
10 çarpı 25 gün adli para cezası mı uygulanacak? Hayır. Biliyorsunuz zincirleme suç dediğimiz bir düzenleme var. Bir suç işleme kararının icrası kapsamında aynı suçun değişik zamanlarda birden fazla defa işlenmesi durumunda zincirleme suç hükümleri uygulanır. Yani tek bir ceza verilecek. Ceza 1/4'ünden 1/3'üne kadar artırılacak. Yine bir başka husus şu, bunlara da kısaca değinip bitireyim. Mesela diyelim ki A takımının taraftarı, futbol takımı taraftarı seyirden yasaklandı. Şimdi acaba seyirden yasaklanma tedbirinin yanı sıra imza atma yükümlülüğü sadece A takımının futbol müsabakalarında mı geçerli? Yoksa A takımının örneğin basketbol, voleybol ve diğer müsabakalarının olduğu günlerde de imza atması gerekiyor mu? Kanun ruhuna baktığımızda burada sadece futbol müsabakasında gerçekleşen bir fiil varsa o müsabakayla bağlantılı olarak verildiği için A takımının futbol müsabakalarında gidip imza atma yükümlülüğü ortaya çıkacaktır. Yoksa bütün spor branşlarında o takımın oynadığı müsabakalarda imza atma yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. Bunun dışında diyelim ki koruma tedbiri olarak soruşturma veya kovuşturma aşamasında 1 yıl süreyle seyirden yasaklanma şeklinde bir tedbir uygulandı. Sonunda mahkum oldu ve aynı zamanda da cezanın infazı süresince seyirden yasaklanacak. Acaba soruşturma ve kovuşturma aşamasında seyirden yasaklandığı bu süreler sonradan aldığı bu güvenlik tedbirinden mahsup edilebilecek mi? Mahsuba ilişkin kanunda açık bir düzenleme olmadığı için soruşturma kovuşturma aşamasındaki seyirden yasaklık ayrıdır. Sonrasında hükmün kesinleştiği tarihten itibaren seyirden yasaklığa ilişkin güvenlik tedbiri ayrı olarak uygulanması gerekir. Seyirden yasaklanan kişinin imza atma yükümlülüğü veya kolluk birimine başvurma yükümlülüğü bulunduğu yerdeki kolluk birimidir. Örneğin Fenerbahçe'nin futbol müsabakasını izlemek maksadıyla Bursa'dan gelmiş bir taraftar var ve işlediği fiil dolayısıyla seyirden yasaklandı. Bu durumda acaba hangi kolluk birimine gidecek? Gelip de İstanbul'daki kolluk birimine imza atmayacak. Bulunduğu yerdeki kolluk birimine imza atması yeterli görülmüş durumda. Bunun dışında son olarak şunu da söyleyeyim. Güvenlik tedbiri uygulandığı takdirde seyirden yasaklanma şeklinde güvenlik tedbiri bir kimse hakkında uygulandığı takdirde bu kişi spor kulüplerinde ve federasyonlarda ya da taraftar derneklerinde yönetici olamaz. Spor müsabakalarında hakem, temsilci ve gözlemci olarak da görev yapamaz. Ben genel olarak seyirden yasaklanma ilişkin bunları söylemiş olayım. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Alşahin'e biz teşekkür ediyoruz. Gayet seri bir şekilde ana hatlarıydı, gayet açık terimlerle bize izah etti konuyu. Tabii çok çeşitli ihtimaller ortaya çıkabiliyor. O ihtimallerin hepsini ortaya koymak bu kadar kısa süre içinde mümkün değil. Onların bazılarına ben değinmek isterdim en azından bir cevap almak için ama belki soru cevap kısmında o konuya gireriz. Şimdi Sayın Doçent Doktor Hüseyin Aydın'ı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının futbol disiplin yargılamasına etkileri konulu sunumunu yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Doçent Doktor Hüseyin Aydın'a özenli Türk dili bakımından özenli kullanımı için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi demiş çünkü onun kısaltmasını yazmış. Zira bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi efendim ismini İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi diye yazarların neredeyse 1/4'ü kullanıyor. Bu çok yanlış bir kullanım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir isimdir. Bunu mesela Dışişleri Eski Bakanı diye öyle de çok yapıyorlar.
Bunlar hep yanlış kullanımlardır. Dışişleri Bakanı bir tamlamadır, bir bütündür yani. Onun arasına başka bir sıfat, başka bir sözcük sokamazsın. Yani bana bir yoğurtlu patlıcan kızartması getir diyorsun esnaf lokantasında. Bana bir patlıcan yoğurtlu kızartması getir demezsin. O itibarla bu kullanıma çok dikkat etmek gerekiyor. Sayın Aydın'a bu şeyi özenli kullanımı bakımından ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Buyurun Sayın Aydın. Evet değerli hocam, değerli dekanım, değerli akademisyenler, sevgili öğrenciler, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Fatih Sultan Mehmet Hukuk Kulübü'ne ve emeği geçen diğer arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ve yine hocamıza girişteki bu takdiri için de ayrıca ben de teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi tabii Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Türkiye'nin taraf olduğu bir sözleşme. Taraf olduğu ve insan haklarına ilişkin bir sözleşme olması hasebiyle Türk hukuku açısından kanunların üstünde bir hukuki metin mahiyetinde. Türkiye aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de yargı yetkisini tanımış durumda. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanımasına bağlı olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Türk hukukuna etkisine ilişkin de bir kısım düzenlemelere yer vermiştir. Bu düzenlemeler esas itibariyle hukuk yargılamasında ve ceza yargılamasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının yargılamanın iadesi nedeni olması, spor yargılamasında da birçok usulü kurallara ilişkin ceza muhakemesine ve hukuk muhakemesi kanununa atıf vardır. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu atıf nedeniyle spor yargılamalarında da yargılamanın iadesi nedeni olarak kabul edilebilmektedir. Biz daha çok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bizim adli ve idari yargı mercilerin verdiği kararlarla ilgili kamuoyunun dikkatine sunulduğunu ve kamuoyunda tartışıldığını görüyoruz. Ama 2020 ve 2021 tarihlerinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar nedeniyle artık bu mahkeme kararlarının spor yargılamasına etkileri de tartışılmaya başlanmıştır. Şimdi bugünkü konuşmada 5 tane mahkeme kararına değineceğim. Bu mahkeme kararlarının bu başvuruların tamamında mahkeme kararına konu olan başvuruların tamamında tahkim kurulunun yapısına dair itirazlar var. Dolayısıyla tahkim kurulunun tarafsız ve bağımsız olmadığı iddialarına bağlı olarak adil yargılama hakkı çerçevesinde değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu husus esas itibariyle Ali Rıza ve diğerleri kararında mahkeme tarafından ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Diğer üç kararda ifade hürriyetinin sınırlandırılması bağlamında sportmenliğe aykırı davranışlara disiplin cezası verilmesi hususu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından irdelenmiştir. Bir diğer kararda da iletişimin tespitine ilişkin ceza soruşturması veya kovuşturulmasında elde edilen delillerin spor yargılamasında delil olup olmayacağı hususu özel hayatın gizliliği ve haberleşmenin gizliliği kapsamında değerlendirilmiştir. Tabii tekrara düşmemek için bu 5 kararda da tartışılan tahkim kurulunun yapısı, adil yargılama hakkı çerçevesindeki yapısını bir bütün olarak değerlendireceğim. Değerlendirdikten sonra da sportmenliğe aykırı açıklamaların ifade hürriyeti çerçevesindeki değerlendirmeleri yaptıktan sonra son olarak iletişim tespitine ilişkin kayıtların özel hayatın gizliliği ve haberleşmenin gizliliği kapsamında mahkemenin vardığı sonucu da ifade ederek konuşmamı bitireceğim.
Şimdi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde adil yargılanma hakkı düzenlenmiştir. Bu maddenin 1. fıkrasında da mahkeme erişim hakkı düzenlenmiştir. Bu hak çerçevesinde herkes medeni hak ve yükümlülükler medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili uyuşmazlıklar ve bir ceza soruşturmasında bir suç isnadına maruz kalmaya bağlı olarak bu ihtilafların tarafsız ve bağımsız bir yargı merciinde makul süre içinde aleni olarak çözülmesini isteme hakkına sahip olduğu ifade edilmiştir. Bu mahkeme erişim hakkı olarak değerlendirilmektedir. Şimdi tahkim kurulunun yapısını adil yargılanma hakkı ilkesi çerçevesindeki yapısını bu 1. fıkra kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi değerlendirmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi öncelikli olarak 1. fıkra kapsamında mahkeme erişim hakkının sınırlandırıldığı konuyla konu kapsamında olup olmadığını tartışmıştır. Yani bu ihtilaflarda, başvuru konusu olan ihtilaflarda bir medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili bir ihtilaf var mı veya bir ceza soruşturması bağlamında bir suç isnadı söz konusu mudur? Onu tartışmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu tartışma sonucunda disiplin yargılamalarını bir ceza soruşturması kapsamında bir suç isnadı ile ilgili bir uyuşmazlık olarak değerlendirmemiştir. Ama bu başvuruların tamamında kişilerin mesleki faaliyetlerini doğrudan doğruya etkileyen veya sınırlayan bir kısım yaptırımlarla ilgili olması hasebiyle mesleki faaliyetleri etkileyen her türlü kararın medeni hak ve yükümlülükler kapsamında değerlendirilebileceği sonucuna varmıştır. Dolayısıyla burada 6. maddenin 1. fıkrası kapsamında mahkeme erişim hakkının güvence altına alındığı bir konunun yani medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili bir ihtilafın olduğunu öncelikli olarak tespit etmiştir. Bu tespiti yaptıktan sonra tahkim kurulunun yapısına değinmiştir. Şimdi tahkim kurulu biraz önce Murat hocamızın da ifade ettiği gibi bir kısım konularda zorunlu bir tahkim mercidir. Yani spor disiplini ve spor yönetimine ilişkin hususlarda tahkim kurulu zorunlu olarak başvurulan bir mercidir. İhtiyari bir tahkim merci değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu hususa da özellikle vurgu yaparak eğer bir merci zorunlu başvurulacak bir merci ise başka bir yargı merci söz konusu değilse 6. maddenin 1. fıkrasındaki güvencelerin bu nitelikteki merciler için de söz konusu olması gerektiğini ifade etmektedir. Tahkim kurulu 6. madde kapsamında bir yargı merci olarak değerlendirilmiştir. Bir makamın yargı merci olarak kabul edilebilmesi için mahkemeye göre bu makamın mahkeme olarak vasıflandırılmasına veya bu makamın hakimlerden oluşan bir kurul olmasına gerek bulunmamaktadır. Eğer bir uyuşmazlık belli niteliklere sahip veya belli güvencelere sahip bir kişi veya kurul tarafından karara çözülebiliyorsa bu kurul veya kişinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi kapsamında bir yargı yeri olduğunu değerlendirmektedir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Tahkim kurulu da spor disiplinine ve spor yönetimine ilişkin uyuşmazlıklarda nihai olarak karar vermeye yetkili bir kurul olduğu için 6. maddenin 1. fıkrası kapsamında yargı yeri olarak sayılmalıdır. Her ne kadar mahkeme olarak vasıflandırılmasa bile ve üyeleri hakimlerden oluşmasa bile bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gözünde bir yargı yeridir. Dolayısıyla
bir yargı yeri hangi güvencelere haiz olması gerekiyorsa adil yargılama ilkeleri bağlamında buranın da bu güvencelere sahip olması gerekir. Eğer bu yargı yeri bu güvencelerde mahrumsa adil yargılama hakkı ihlal edilmiş olur bu mercinin baktığı ihtilaflar açısından. Nedir bu güvenceler arkadaşlar? Birincisi yasallık. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinin 1. fıkrasına göre ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin istikrar bulmuş içtihatlarına göre bir yargı merci ancak yasayla kurulabilir. Yasayla kurulmamış bir yargı mercinin bu anlamda bir güvence sağlaması söz konusu değildir. Bu kapsamda tahkim kurulu değerlendirildiğinde tahkim kurulu zaten Türkiye Futbol Federasyonu kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun 6. maddesine göre kurulmuş bir yargı merciidir. Dolayısıyla yasallık gereğini karşılamaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin esas üzerinde durduğu konu bağımsızlık ve tarafsızlık. Tahkim kurulu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinin 1. fıkrasında tanımlandığı şekliyle tarafsız ve bağımsız bir yargı merci sayılabilir mi? Bu konuda da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin belirlediği bir kısım kriterler var. Bu kriterleri bağımsızlık kriterlerini 4 başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan biri atanma yöntemi, diğeri görev süresi, üçüncüsü dış baskılara karşı güvencenin olup olmadığı hususu, dördüncüsü bağımsız bir duruş sergileyebilme yeteneği. Bu kriterlere bakarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir mahkemenin bağımsız olup olmadığını, olup olmadığı konusunda bir sonuca varmaktadır. Tarafsızlık konusunda da iki tür tarafsızlığa vurgu yapmaktadır. Bunlardan biri öznel yani subjektif tarafsızlık. Yani yargılama yapan kişilerin verecekleri kararları etki edebilecek bir kişisel tutumlarının olup olmadığı hususu. Diğeri ise objektif tarafsızlık. Objektif tarafsızlıkta mahkeme birçok kararında şu söze vurgu yapar. Adaletin tecelli etmesi yetmez, aynı zamanda adaletin tecelli edildiğinin de görülmesi ve bilinmesi gerekir. Yani objektif tarafsızlıktan kasıt bir yargı mercinin dışarıdan bakıldığında tarafsız ve bağımsız olarak görev icra edip edemeyeceği, bu konuda yeterli güvencelere haiz olup olmadığı hususudur. Bu da onun yapısından hareketle sonuca varılacak bir husustur. Nitekim bu başvuruların hiçbirinde öznel bir tarafsızlık iddiası söz konusu değildir. Yani başvuranların hiçbiri tahkim kurulu üyelerinin bu kararları kişisel bir tutum nedeniyle verdikleri konusunda bir iddiaları söz konusu değildir. Dolayısıyla böyle bir iddia söz konusu da değil. Ama genelde tarafsızlık konusunda da mahkemenin üzerinde durduğu konu nesnel tarafsızlık, objektif tarafsızlık hususudur. Şimdi bu ilkeleri bu şekilde ifade ettikten sonra ilkeleri olaya nasıl uyguladığı üzerinde duralım. Biraz önce de ifade ettiğim gibi tahkim kurulunun hakimlerden oluşmaması sorun teşkil etmez. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi birçok kararında uzmanlaşmış kişilerden oluşan hakim sıfatına da haiz olmayan kişilerin bir kısım yargılama faaliyetleri yürütmesinde bir sakınca olmadığı, özellikle spor hukukunun doğası gereği bu alandaki ihtilafların uzmanlaşmış kişiler tarafından çözülmesinin doğru bir yöntem olduğu ve birçok alanda da bu şekilde uzmanlaşmanın gerektirdiği alanlarda da bu tarz yapımların daha adil çözümler ve daha adil sonuçlara sebebiyet verdiğini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de kabul etmektedir. Tahkim kurulunun Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından atanmasını da başı başına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir sorun olarak
görmemektedir. Başvurucular özellikle bu husus üzerinde durmuşlardır. Yönetim kurulu tarafından atandıklarını, dolayısıyla atandıkları merciye karşı, ki yönetim kurulu kararların da tahkim kuruluna gelebilmektedir, bağımsız olamayacakları sav üzerinde durmuştur başvurucular. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tahkim kurulu üyelerinin yönetim kurulu tarafından atanmasının başı başına onların bağımsızlığını halel getirecek bir hüküm olmadığı sonucuna varmıştır. Yine başvurucuların dile getirdiği tahkim kurulu üyelerine yapılan ödemelerin yönetim kurulu tarafından yapılması hususunu da bağımsızlığa halel getiren bir unsur olarak değerlendirmemiştir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu çerçevede özellikle tahkim kurulu üyelerinin görev süresi üzerinde durmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre tahkim kurulu üyelerinin görev süresinin kendilerine atayan yönetim kurulunun görev süresine bağlı olması hususunu objektif tarafsızlık veya mahkemelerin dışa karşı bağımsız görünme açısından kuşkulu bulmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre tahkim kurulunun görev süresini yönetim kuruluna görev süresiyle bağlı olması, yönetim kuruluyla tahkim kurulu arasında hiyerarşik bir ilişkinin var olduğu anlamına gelmese bile, yönetim kurulu ile tahkim kurulu arasında çok sıkı bir bağ olduğu anlamına gelmektedir. Bu anlam, tahkim kurulunun bağımsızlığı konusunda kuşku duyulmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla bu kuşku başı başına tahkim kurulunun bağımsızlığına halel getirebilecek bir husustur. İkinci temas ettiği nokta, gerekçe olarak temas ettiği nokta, tahkim kurulu talimatında tahkim kurulu üyelerinin reddi veya çekilmesine ilişkin usul kanunlarının altında bulunmasını olumlu bir durum olarak değerlendirilmiştir. Yani buna ilişkin bir yolun olmasını olumlu bir durum olarak değerlendirmiştir. Ama bu itirazlara karar verecek, yani bir tahkim kurulu başkanı veya üyesinin reddedilmesi halinde bu red talebini karara bağlayacak bir mercinin tayin edilmemiş olmasını önemli bir eksiklik olarak değerlendirmiştir. Hukuk yargılamasında ve ceza yargılamasında belli hallerin varlığı halinde hakimler edilebilmektedir veya çekilmeye davet edilebilmektedir. Bu talepler öncelikli olarak reddedilen hakim veya mahkeme tarafından karara bağlanmaktadır. Ama daha sonra o hakimin kararları aleyhine başka bir mahkeme veya hakime başvurulabilmektedir. Ancak tahkim kurulu başkanı ve üyeleri için öyle bir, her ne kadar usul kanunlarına bir atıf olmakla birlikte tahkim kurulu dışında bir mercinin bu red talebini karara bağlayacağı, onunla ilgili karar vereceği hususunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu da tarafsızlık, taraflı olma veya tarafsızlık iddiasıyla ilgili itirazları etkili bir şekilde çözecek bir mercinin tayin edilmediğine temas etmiştir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Son olarak da çok dolaylı bir değerlendirmeyle bir bağlantı kurmuştur. Tahkim kurulu üyelerini yönetim kurulu atamaktadır. Bunda bir sorun görmemektedir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Yönetim kurulu üyelerini de genel kurul tarafından seçilmektedir. Genel kurulun yapısına odaklanmıştır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve genel kurulun yapısında sporcuların temsilinin sınırlı olduğunu tespit etmiştir. Tahkim kurulunun veya diğer kurulların baktıkları ihtilafların, ki başvurucuların bir kısmının ihtilafları buna ilişkin, yani sporcularla kulüpler arasında ihtilaflar. Dolayısıyla sporcularla kulüpler arasındaki ihtilaflara bakan bu mercilerin
genel kurul üzerinden daha çok kulüp temsilcilerinin ağırlıklı olarak temsil edildiği ve onun seçtiği genel kurulun seçtiği yönetim kurulunun atadığı bir tahkim kurulunun kulüplerle sporcular arasındaki ihtilaflarda kulüplerden yana tavır sergileme ihtimalinin olduğu sonucuna varmıştır. Bir gerekçe de bu. Bu hakikaten çok zorlama bir gerekçe. Nitekim bu gerekçeye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kısım üyeleri de muhalefet yazdılar. Bu gerekçenin esas alınması halinde normal adli merciler, adli ve idari yargıdaki mahkemelerin de bağımsızlığının veya tarafsızlığına halel gelebileceğini, yargılama makamlarının ve oradaki hakimlerin temsili demokrasinin ruhuna uygun olarak tayin edilmesinin bu işin doğasına aykırı olduğunu, mecliste de temsiline bakıldığında bazı sosyal kesimlerin, ki kalabalık olma ihtimali yüksek olan bazı sosyal kesimlerin çok sınırlı bir şekilde temsil edildiğini, eğer bu mantık yürütülürse normal mahkemelerin tarafsızlığı ve bağımsızlığı konusunda da ciddi kuşkuların varlığını kabul etmek gerektiğini söylemiştir muhalif olan üyeler. Bu üç gerekçeyle ve esas itibariyle esas gerekçesi yönetim kurulu üyelerinin görev süresiyle bağlı olması, tahkim kurulu üyelerinin görev süresinin, bu gerekçeyle mahkemenin adil yargılama ilkesinin düzenlendiği 6. maddenin 1. fıkrası kapsamında bağımsız ve tarafsız bir merci olmadığı sonucuna varmıştır tahkim kurulu. Bu kararlar tabii yayınlandı, Türkiye'de tebliğ edildi. Bununla bağlantılı olarak da arkadaşlar bir kısım değişiklikler yapıldı yasamızda. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının gereği olarak 7405 sayılı kanun 53. maddesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuruluş ve görevlerinin hakkındaki kanun 6. maddesinde bir değişiklik yapıldı. Bu değişikliğe göre artık tahkim kurulu üyelerinin görev süresi 4 yıl olarak tayin edilmiştir ve tahkim kurulu üyelerinin görev süresi yönetim kurulu üyeleriyle bağlantılı değildir. Tahkim kurulu üyeleri atandıktan sonra yönetim kurulu değişse bile, birden fazla 4 yıllık süre içinde birden fazla görev değişikliği olsa bile tahkim kurulu üyeleri görevlerinde kalacak ve 4 yıllık görev süresi boyunca hiçbir şekilde görevlerinden azledilmeyeceklerdir. Yine kanunda daha önceki düzenlemelerde mevcut olmayan, işte atanan tahkim kurulu üyelerinin göreve başlamadan önce bağımsız ve tarafsız davranacaklarına dair bir taahhütte bulunmaları ve yemin müessesesini getirmiştir kanunumuz. Gerçi bu yemin müessesesi başvurucular tarafından yeminli olmaması bir gerekçe olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sunulmuştur ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi göreve başlarken yeminin olmamasını mahkemenin tarafsızlığı ve bağımsızlığı kapsamında bir sorun teşkil etmediğini söylemiştir ama kanunla bu hususta özellikle zikredilmiştir. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin esas gerekçesinin kanunla artık karşılandığını söylememiz mümkündür. Diğer genel kurulun yapısına ilişkin gerekçenin de biraz önce de ifade ettiğim gibi esasında çok tutarlı bir gerekçe değil. Ona ilişkin kanun koyucunun herhangi bir düzenleme yapma ihtiyacı hissetmediğini görüyoruz. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının esas gerekçesini teşkil eden tahkim kurulu üyelerinin görev süresinin yönetim kurulu üyelerinin görev süresine bağlayan hüküm kaldırıldı ve tahkim kurulu üyeleri yönetim kurulu üyelerinin görev süresinden bağımsız olarak 4 yıl olarak belirlendi ve bu 4 yıllık süre zarfında görevlerinden alınamayacağı hüküm altına alındı. Evet, tahkim kurulunun yapısı, adil yargılama hakkı, mahkeme erişim hakkı çerçevesindeki yapısını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının bu konuda vardığı sonucu, daha sonra yasa koyucunun yaptığı düzenlemeleri ifade etmiş olduk. Şimdi diğer başlığımız sportmenliğe aykırı
davranışların ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesi. Futbol disiplin talimatında 36. maddede çok kapsamlı bir düzenleme söz konusudur. Bir kısım açıklamaların, yani sporun paydaşı olan sporcular, kulüp yöneticileri, kulübün diğer çalışanları ve esasında çok geniş kapsamdaki bir insan unsurunun bazı açıklamalarının disiplin cezasıyla cezalandırıldığını, disiplin cezasıyla cezalandırılmasının hüküm altına alındığını görüyoruz. Bu mahkemeye yapılan 3 başvuru da esasında bu nitelikteki açıklamaların disiplin cezasına tabi tutulduğu ve bu cezalandırma işleminin ifade hürriyeti açısından sorunlu olduğu iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yapılan başvurulara ilişkindir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Sedat Doğan kararı, Deniz Naki ve Ahmet Sportif Faaliyetleri Kulübü Derneği kararı ve İbrahim Tokmak kararı buna ilişkindir. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu başvurularda da esasında diğer yargılama makamlarının verdiği ve ifade hürriyetiyle ilişkin olabilecek başvurularda uyguladığı yöntemi burada da uyguladığını görüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi öncelikle verilen bu cezaların ifade hürriyetine bir müdahale olduğunu tespit etmiştir. İfade hürriyetine müdahale olduğunu tespit ettikten sonra bu müdahalenin hangi kriterlere göre değerlendirileceğini vurguladıktan sonra bu kriterleri somut olarak uygulamıştır. İfade hürriyeti bir temel hak ve hürriyet olduğu için bu hürriyete müdahalelerin yasal dayanaklara bağlı olarak yapılması gerekir. Yasal bir gerekçe olmadan bu hürriyetlere müdahale edilmesi mümkün değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tahkim kurulu talimatını bu anlamda yasallık kriterlerini yerine getiren bir talimat olarak değerlendirmiştir. Dolayısıyla futbol disiplin talimatının 36. maddesi bu anlamda yasallık güvencesini yerine getirmektedir mahkemeye göre. Yine mahkemeye göre bu düzenleme, yani 36. maddedeki düzenlemenin amaçlarının meşru amaçlar olduğunu, düzenin sağlanması, sportif ahlakın tesis edilmesi ve benzeri amaçların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre meşru amaçlar olduğunu da tespit etmiştir. Burada da bir sorun bulunmamaktadır. Ancak yasal gerekçelere dayalı olarak bu meşru amaçlar için yapılan müdahalenin gerekli olup olmadığı veya gerekli olduğu durumlarda orantılı olup olmadığını tartışmıştır. Bu tartışmayı da kararı veren yargı mercilerin, yani tahkim kurulunun gerekçeleri üzerinden yapmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi birçok kararında esasında gerekçeden bu müdahalenin gerekliliğini ve ölçülü olup olmadığını anlayamadığı için ihlal kararı vermektedir. Yani bu Türk mahkemelerinin ilgili verdiği ihlal kararlarının çoğundaki gerekçesi budur. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şunu ifade etmektedir. Ben mahkemenin gerekçesinde bu müdahalenin gerekliliğini ve orantılılığını anlayamıyorum. Burada da tahkim kurulu kararına şöyle bir eleştiride bulunmaktadır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Gerekçede sadece ilgili futbol disiplin talimatının hükmü yer almaktadır. Sadece hükmün ifade edilmesi gerekçede bu müdahalenin gerekliliği ve orantılı ilişkin bir açıklama içermemektedir. Sırf bu nedenle ifade hürriyetinin ne müdahalenin gerekliliği ve ölçülülüğü konusunda bir açıklama içermemesi nedeniyle ifade hürriyetine bir haksız müdahale olduğu sonucuna varmıştır. Yani gerekçeden bu müdahalenin gerekliliği ve ölçülülüğü konusunda bir anlam çıkaramadığı için, kendisi de bu müdahalenin gerekliliği ve ölçülülüğünü de tartışmak istemediği için hakikaten bu müdahale gerekli mi ve yapılan müdahale ölçülü mü dosya kapsamında kendisi de tartışmak istemediği için sadece karara bakmıştır. Yasallık var mı? Var. Meşru amaç var mı? Var. Bu meşru amaç için talimatta öngörülen
müdahale yani disiplin cezası gerekli mi, ölçülü mü? Onu karara bakıyor. Kararda bununla ilişkin bir açıklama var mı? Yok. Ben karardan bunu anlayamıyorum diyor. Dolayısıyla müdahalenin gerekliliği ve ölçülüğü kriterinin ihlal edildiği sonucuna vararak ihlal kararı veriyor ifade hürriyetine ilişkin. Dolayısıyla evet, tamam. Dolayısıyla burada eğer bir gerekçelendirme mahkemenin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin anlayabileceği şekilde ve onun test edebileceği şekilde bir gerekçelendirme olsaydı muhtemelen bu kararlarda bir ihlal sonucu çıkmayabilirdi. Karardan anladığımız bu. Son olarak bahsedeceğim karar arkadaşlar İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Mehmet Şekip Mosroğlu kararı. Biraz önce girişte Murat Hocam da bahsetti. Şikeyle ilgili bir kısım soruşturmalar oldu adli yargıda ve onlarla bağlantılı olarak disiplin soruşturmaları oldu. Ben de o kararlarda imzası olan biri olarak biz ceza soruşturmasındaki iletişim tespitine ilişkin delillerin usulüne uygun olarak toplanan delilleri disiplin yargılamasında delil olarak kabul edilebileceği sonucuna vararak biz onları esas alarak bir sonuca vardık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konuya şu şekilde yaklaşmıştır. Burada iletişimin tespit edilmesi özel hayatın gizliliğini ve haberleşmenin gizliliğine bir müdahaledir. Bu müdahalenin yasayla öngörülmesi gerekir. Diğer bütün müdahaleler gibi. İletişimin tespitine ilişkin düzenlemelerin ceza soruşturmasına münhasır olduğunu ve belli suçlara ilişkin olduğunu. Dolayısıyla iletişimin tespitine ilişkin delillerin disiplin yargılanmasında esas alınmasına dair bir yasa hükmünün olmaması gerekçesiyle yasallık koşulunun gerçekleşmediği sonucuna varmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre iletişim tespitine ilişkin şeyler, deliller disiplin yargılamasında kullanılamaz. Kullanılabilmesi için münhasıran disiplin yargılanmasına da kullanılabileceğine dair bir hükmün olması gerekir. Böyle bir hükmün olmadığını tespit ettikten sonra bu müdahalenin yasallık koşulunun gerçekleşmediği sonucuna vararak özel hayatın gizliliği ve haberleşmenin gizliliği hakkı çerçevesinde ihlal kararı vermiştir. Evet değerli arkadaşlar, bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin spor yargılaması ilişkin kararları bunlar. Tahkim kuruluna ilişkin verdiği kararın gereğinin yasa koyucu tarafından yerine getirildiğini söylemek mümkün. Diğer kararlarla ilgili herhangi bir talimat değişikliği ve yasal bir değişiklik yapılmasına gerek yok. Zorunlu değil. Artık bu içtihatlar da bundan sonraki spor yargılamalarında elbette ki ilgili kurullar tarafından dikkate alınacaktır diye düşünüyorum. Ben de konuşmamı burada tamamlıyorum. Beni nezaketle dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Doçent Doktor Hüseyin Aydın'a biz çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu tahkim kurulunun bağımsızlığı konusu. Şu anda tahkim kurulunu biliyorsunuz yönetim kurulu seçiyor. Daha doğrusu yönetim kurulu başkanı bu konuda çok etkin. Yönetim kurulunda güvendiği tercihen hukukçu üyeyle birlikte seçiyorlar. Bizi genel kurul seçmişti. O zaman yönetim kurulu seçmiyordu. O zamanki düzenlemeye göre. Ben bir icra iflas hukuku toplantısı vesilesiyle gelmiş olan İsviçreli avukatlar ve hocalarla bir yemekte yanıma oturan avukat meğerse İsviçre Tahkim Kurulu Başkanı'ymış. İsviçre Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı'ymış. Onunla konuşurken İsviçre'de Tahkim Kurulu'nu yönetim kurulunu seçtiğini bana söyledi. Ben de çok şaşırdım. Dedim ki ya bizde genel kurul seçiyor. Ve dedi ki o zaman dedi siz dedi yönetim kuruluyla nasıl ilişki kuruyorsunuz dedi. Sizde yönetim kurulu ilişki kuruyor mu tahkim kuruluyla dedim. Tabii dedi biz dedi devamlı teşvik-i mesai halindeyiz dedi.
Ve ikinci şaşırdığım nokta dedi, UEFA nasıl olup da sizi hala bu hukuki statüde bırakmış dedi. Ve zannedersem namussuz ihbar etti bizi gidip. Çünkü 5-6 ay sonra bu toplantıdan bizde statü değişikliği yapıldı ve yönetim kurulunun seçmesi 1 yıl sonra falan yönetim kurulunun seçmesi esası getirildi. Ben bağımsızlığın genel kurul tarafından seçilmesiyle daha iyi sağlanacağına en azından zihinlerde hiçbir tereddütün kalmayacağına, mümkün olduğu kadar az tereddütün kalacağına diyelim, inanıyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sürenin yönetim kurulu süresiyle sona ermesi konusunu ihlal olarak görmesini hiç tasvip etmiyorum. Bu hukukçu, spor hukukuyla veya kolejyal çalışma dediğimiz toplu çalışmalarla ve kurul halinde çalışmalara yabancı kişilerin şeyi. Şimdi bakın, yönetim tahkim kurulunu yönetim kurulu seçiyor. Kimlerden kuracak bunu? Yönetim kurulu kendi güvendiği insanlardan kuracak. Yönetim kurulunun süresi bitti. Şimdi yeni yönetim kurulu geliyor. Yeni yönetim kurulu eski yönetim kuruluna hiç güven duymayabilir. Kendi seçtiği elemanlarla çalışmak isteyebilir. Bunda kötü bir taraf yok ki. Kendi oluşturacağı tahkim kuruluyla çalışmak isteyebilir yeni yönetim kurulu. Hayır, sen eski yönetim kurulunun seçtiğiyle çalışacaksın kardeşim diye onu zorlamak bana sıkıntılı geliyor. Bunlar tabii hep UEFA'nın uygulamaları arkadaşlar. UEFA, ben Avrupa Kulüpler Birliği hukuk kurulundaydım. Çok yakın bir zamana kadar ve UEFA ile çok teşvik mesaimiz oldu o çerçevede. Çünkü Avrupa Kulüpler Birliği UEFA'ya rakip olarak çıktı. Yani bütün bu Avrupa Şampiyonası, efendim Avrupa Kupaları vesaire, bütün bunları ki kulüplerin oluşturduğu Avrupa Kulüpler Birliği'nin düzenlemesi için rakip olarak çıktı. Fakat tam bir fiyasko oldu. Kurucuları arasında Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş da vardı. Ben o kurulda üyeydim. Öyle dar bir kuruldu aslında, 11 kişiydik. Zürih'e sık sık UEFA ile tavizler koparmak için falan kulüpler lehine gittik. UEFA binasına bilmem hiç gittiniz mi Zürih'te? Gideriniz oldu mu UEFA binasına Zürih'te? Şimdi bakın, UEFA son derece diktatoryal bir yerdir. UEFA'da öyle res çekmek falan öyle yok, öyle bir dünya. Sizi yukarı kata bile çıkarmaz. UEFA başkanının kardeşi olabilirsiniz. Kapıdan girdiğiniz zaman ufak hücre gibi odalar vardır. Çayı, kahvesi olan böyle. Sizi o odaya alırlar. Başkanı, kardeşiniz geldi diye çağırırlar. Başkan aşağı iner. Hiç kimsenin birinci veya ikinci ya da üçüncü kata çıkmasına bile izin verilmez. Herhangi bir kaçak olur diye. Ve dönen dolapların da haddi hesabı da yoktur. Yani işte habire yargılanıyorlar. O itibarla yani UEFA böyle, yani düzen böyle kurulmuş. UEFA'ya bir dernektir. İsviçre hukukuna tabi bir dernektir. İsviçreliler zaman zaman baskın yaparlar falan. Bu son zamanlarda ayyuka çıkan yolsuzluk iddiaları nedeniyle hem Platini döneminde hem neydi adamın adı, ondan önceki Zep neydi, şeyli Vale kantonundan bir İsviçreli, adını hatırlayamadım. Blatter miydi neydi? Onun döneminde Blatter hatta mahkum da oldu. Dolayısıyla bu UEFA'nın uygulamalarını biraz bu diktatörce
UEFA'nın hakimiyetini sürdürecek uygulamalar olarak görmek gerekiyor. Bu benim kendi kişisel tespitlerim. Şimdi bunu biz bırakalım ve efendim dördüncü konuşmamızı ki kendileri doçent doktor Selman Dursun'dur. Bize 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanundaki suç ve kabahatler ile futbol disiplin talimatındaki disiplin ihlallerinin mukayesesi konusunda bir sunum yapacak. Buyurun Sayın Dursun, kürsüyü teşrif edin. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben de öncelikle herkesi saygıyla selamlıyorum. Davet için Profesör Doktor Murat Balcı hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ben aynı zamanda yani normalde İstanbul Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Ama halen Federasyon Futbol Disiplin Kurulu'nda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda üye olarak da görev yapıyorum. Ama buradaki sunumunda sadece kişisel görüşlerimi ifade edeceğimi de baştan belirtmek isterim. Şimdi konum 6222 sayılı kanun, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin kanun ile kanundaki suç ve kabahat düzenlemeleri ile Türkiye Futbol Federasyonu futbol disiplin talimatındaki disiplin ihlallerinin, disiplin suçlarının bir mukayesesini yapma. Bu mukayeseyi, bu karşılaştırmayı yaparken iki temel başlıkta bu karşılaştırmayı yapmaya çalışacağım. Öncelikle bir genel hükümler, yani suç ne demek, kabahat ne demek, disiplin ihlali ne demek, bu kavramları ortaya koymak ve bunların arasındaki ilişkileri ve bu alana ilişkin temel ilkeler bağlamında ortaya koymaya çalışacağım. Sonrasında da özel olarak tek tek kanundaki suç ve kabahat düzenlemelerinin disiplin talimatında hangi ihlallere karşılık geldiğini, özellikle fiil, fail ve yaptırım bakımından ne gibi farklılıklar olduğunu kısaca belirtmeye çalışacağım. Süreme de dikkat etmek kaydıyla. Şimdi suç kavramını biliyorsunuz, yani şekli olarak baktığınızda ceza kanunu hükümlerine esas aldığınızda hapis ve veya adli para cezasını gerektiren keza ve veya güvenlik tedbiri yaptırımını gerektiren fiiller olarak tanımlayabiliriz. Yani bir düzenlemeye baktığımızda hapis cezası, adli para cezası ve veya güvenlik tedbiri yaptırımı gerektiren bir fiil varsa ortada bir suç düzenlemesi var demektir ve tabii ki Türk Ceza Kanunu'ndaki hükümlere tabi olacaktır. Tabii suç kavramlarını maddi olarak baktığımızda toplumsal düzeni, toplumsal yaşamın tamamını ilgilendiren bir takım bireysel ve kolektif hukuki değerleri ihlal eden fiiller olarak tarif edebiliriz. Ve tabii ceza hukukunun son araç olması ilkesi bağlamında toplumsal yaşam açısından en önemli değerler, en ağır ihlaller suç olarak tarif edilir. Her hukuka aykırılık, her haksızlık suç olarak tarif edilmez, edilmemelidir. Kabahatler ise suçlara nazaran daha hafif bir haksızlık olarak ifade edilebilir. İşte idari suç olarak da hani literatürde, özellikle eski literatürde ifade edilen haksızlıklar. Bunları da şekli olarak aslına baktığımızda idari para cezası ve veya idari tedbir gerektiren haksızlıklar olarak tarif edebiliriz ki kabahatler kanunu kabahatleri bu şekilde tarif ediyor. Kabahatlerde hapis yok biliyorsunuz. Para cezası var ama suçlardan ayrımını vurgulamak üzere adli para cezası, idari para cezası tabiri burada karşımıza çıkıyor. Güvenlik tedbiriyle karşılık olmak üzere de burada idari tedbir kavramı bir yaptırım olarak öne çıkıyor. Yani maddi olarak baktığımızda da kabahat kavramı aslında suçlara benzer şekilde toplumsal yaşamın esasen tamamını ama çoğunlukla da kolektif toplumsal değerleri ihlal eden fiiller kabahat olarak düzenleniyor. Yani bireysel değerlerin ihlalinin kabahat olarak düzenlendiği örnekler çok nadirdir. Disiplin ihlallerine, disiplin suçlarına geldiğimizde ise tabii disiplin ihlalleri bakımından genel ortak bir kanun düzenlememiz yok.
Yani suçlar açısından işte Türk Ceza Kanunu diye genel bir kanunumuz var. Kabahatler açısından Kabahatler Kanunu diye ortak bir düzenlememiz var. Dolayısıyla bir suça ya da kabahat hangi yaptırımların uygulanacağını bu kanunlardan yola çıkarak saptayabiliyoruz. Ama disiplin ihlallerinde, disiplin suçlarında ortak bir genel bir kanunumuz yok. Münferit olarak çeşitli meslek gruplarına, çeşitli hukuki statülere ilişkin disiplin düzenlemeleriyle karşı karşıyayız. Yani devlet memurlarından tutun, işte askerlere, öğretim üyelerine, öğrencilere kadar çok çeşitli mevzuatlarda disiplin ihlalleri, disiplin yaptırımları, işte avukatlar, hakim, savcılar, hekimler, hatta tüzel kişiler bağlamında işte bankacılık faaliyetinde bunların disiplin mevzuatına kadar çeşitli disiplin düzenlemeleri karşımıza çıkabiliyor. Burada da baktığımızda tabii yaptırım olarak yani bir genelleme yapmak gerekirse işte uyarı yani ihtar, işte kınama ya da bir takım hak yoksunlukları işte uzaklaştırma, giriş yasağı, kademe ilerlemesinin durdurulması, görevden, meslekten çıkarmaya kadar varan hak yoksunlukları olabiliyor. Mal varlığına ilişkin yaptırımlar da yine disiplin yaptırım olarak karşımıza çıkabiliyor. Aylıktan kesme, para cezası şeklinde. Bu tabii artık adli ya da idari para cezası değil, bir disiplin cezası olarak para cezası. Yani para cezasının üç farklı görünüm şekli sistemimizde mevcut aslında. Yani suç karşılığı, kabahat karşılığı ve disiplin ihlali karşılığında uygulanabiliyor. Çok nadiren disiplin hapsi şeklinde hürriyeti kısıtlayan yaptırımlarla da karşılaşabiliyoruz. Tabii disiplin suçları, disiplin ihlalleri esasen belirli bir hukuki statüye ilişkin düzeni ihlal eden fiiller olarak bir disiplini o alana ilişkin, o statüye ilişkin, o özel hukuki ilişkiye ilişkin disiplini ihlal eden fiiller olarak karşımıza çıkıyor ve toplumsal yaşamın tamamını değil, toplumsal yaşamın belirli bir kesimini, belirli bir meslek grubunu, belirli bir statüyü, sadece öğrencileri, sadece devlet memurlarını ya da işte örneğin askerleri ya da bahsettiğim diğer grupları ihlal eden fiiller bunlar. Şimdi ilkeler bazında bir karşılaştırma yapmamız gerekirse tabii baktığımızda kanunilik ilkesi bakımından da bu üç ihlal türü bakımından farklılık karşımıza çıkıyor. Kanunilik ilkesi dediğimizde yani suçta yani fiilin kanunda gösterilmesi, yaptırımın kanunda gösterilmesi ve belirlilik ilkesi, kıyas yasağı gibi alt ilkeleri de tabii burada söz konusu. Suçlarda biliyorsunuz çok katıdır. Yani yaptırımın ağırlığı sebebiyle suçta ve cezada kanunilik ilkesi, belirlilik ilkesi ve kıyas yasaktır ceza hukukunda. Dar anlamda ceza hukukunda. Kabahatlerde ise kanunilik ilkesi geçerlidir ama daha esnektir. Çerçeve hükümler öngörülüp içeriğini, idealini doldurması mümkündür ama yaptırımın yine kanunda gösterilmesi aranır. Disiplin ihlallerine de ise çok daha esnek bir yapıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bazı disiplin düzenlemelerinde kıyasın mümkün olduğunu, yani tek tek bir takım disiplin ihlalleri, belirli yaptırımları gerektiren, işte uyarı cezasını gerektiren yaptırımlar, efendim kınamayı gerektiren yaptırımlar dedikten sonra kıyasen benzer nitelikteki ve ağırlık itibariyle benzer fiillerin de aynı türden cezalarla cezalandırılacağı söylenebilir ama tabii çok ağır disiplin ihlalleri, meslekten çıkarma gibi hallerde Anayasa Mahkemesi çeşitli kararlarında burada da kanunilik ilkesinin hakim olması gerektiğine dair kararları olabiliyor. Kusur ilkesi bakımından da bunlar arasında fark görülebiliyor. Kusursuz ceza olmaz prensibi, kast ve taksire dayalı kusur, işte objektif sorumluluğun reddi, ceza sorumluluğun şahsiliği gibi ilkeler bakımından da suçlarda biliyorsunuz ceza sorumluluğu şahsiliği esastır, başkasının fiilinden sorumluluk kabul edilmemiştir. Objektif sorumluluk reddedilir. En azından taksirin, kast ya da taksirin bulunması gerekir. Kabahatler ve tüzel kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmemiştir bizim sistemimizde. Yani organ ya da temsilcilerin işlediği fiilden dolayı tüzel kişiye adli para cezası dahi uygulanamaz. Sadece güvenlik tedbirleri uygulanabilir. Kabahatlerde durum biraz farklı. Kast veya taksire dayalı sorumluluk, objektif sorumluluk orada da kabul edilmiyor. Fakat tüzel kişilere, organ ya da temsilcilerinin fiillerinden dolayı tüzel kişilere idari para cezası uygulanması mümkün. Disiplin ihlallerinde ise çok daha esnek bir yapı var. Kusur alanında da sübjektif sorumluluk noktasında kast ya da taksir aranabiliyor bazen. Hatta bazı hallerde tamamen objektif sorumluluk halleri de karşımıza çıkıyor ki futbol mevzuatında özellikle tüzel kişilerin sorumluluğu noktasında futbol kulüplerinin özellikle taraftarının, mensuplarının ya da işte teknik
idari kadronun fiilleri dolayısıyla doğrudan kulübe bir takım para cezası yaptırımlarının uygulanması söz konusu olabiliyor. Bu da dediğim gibi disiplin hukukundan kaynaklanan bir farklılık. Son olarak aynı fiilden dolayı iki kez yargılama ya da cezalandırma yasağı, nebis inidem ilkesi bakımından da bu ilişki, bu üç farklı ihlalin ilişkisini özellikle tabii disiplin boyutuyla tartışmamız gerekir. Yani suçlarla kabahatler arasındaki ilişki, yani bir fiil hem suç hem kabahat hem disiplin yaptırımının tanımına uyuyor olabilir. Dolayısıyla aynı fiil dolayısıyla üç kez yaptırım uygulayacak mıyız? Aslında sorumuz bu. Aynı fiilden dolayı iki kez cezalandırma yasağı. Tabii burada cezalandırma kelimesine özellikle dikkat çekmek isterim. Baktığımızda suç ve kabahatler bakımından kabahatler kanunu düzenleme getiriyor. Bir fiil hem suç ya da hem kabahat teşkil ediyorsa sadece suçtan dolayı ceza yaptırımı uygulanması, suç dolayısıyla yaptırım uygulanamadığında kabahatin devreye girmesi söz konusu. Fakat disiplin ihlalleri bakımından ise non bis in idem ya da nebis in idem iki kez cezalandırma yasanın geçerli olmadığını, yani kişi suç kabahat kısmı çok tartışılmamış ama kabahati de ekleyebiliriz. Cezalandırılmış olsa bile daha önce ilgili fiilden dolayı disiplin mercileri ayrıca o fiilden dolayı ilave olarak ikinci kez disiplin yaptırımı uygulayabilir. Yani bir mahkumiyet kararı vardır ceza mahkemesinde, Murat Hocamızın ilk sunumunda vurguladığı örneklerde olduğu gibi. Disiplin yaptırımı ilave olarak onu disiplin hukukunda değerlendirebilir. Beraat halinde dahi, tabii beraatin gerekçesi de önemli. Yani beraat eğer fiilin sabit olmaması, fiil hiç işlenmemiştir ya da bu fail tarafından işlenmemiştir gibi bir fiil, bir beraat varsa tabii ki bu disiplin hukukunu da etkileyecektir. Ama suçun unsurları oluşmamıştır, fiil vardır, faille ilişkilendirilir ama suçun unsurları ya da kabahatin unsurları oluşmamıştır şeklinde bir beraat varsa disiplin ihlalini karşılaması kaydıyla disiplin tipikliğine uyması halinde beraate rağmen disiplin yaptırımı uygulanabilir. 6222 sayılı kanunla futbol disiplin talimatının genel hükümlerine biraz hemen baktığımızda bir defa tabii 6222 sayılı kanunun başlığından da anlaşılacağı üzere sporda şiddet ve düzensizliği önlemeyi amaçlıyor. Yani evet bir suç ve kabahat düzenlemeleri içeriyor. Bir disiplin düzenlemesi değil ama toplumun tamamını ilgilendiren biri ama belirli bir alana ilişkin, spora ilişkin bir kanun. Bu yönüyle bir sınırlı yönü olduğunu söyleyebiliriz. Yani müsabaka öncesi, sırası, sonrasındaki spor alanlarında ki şiddet ve düzensizliğin önlenmesi diye bir amaçtan bahsediyor. Kapsam bakımından kimleri kapsıyor, nasıl bir kapsama sahiptir diye baktığımızda sporla ilgili belirli yerlerde uygulanacak güvenlik önlemlerini, yasak, fiil ve yaptırımları ve sporla ilgili kişilerin görev ve sorumluluklarını düzenlediğini görüyoruz. Aslında bir idare hukuku düzenlemesi içeriyor bu kanun. Bir takım idari yapı, spor güvenlik kurulları il ve ilçelerde, illerde daha doğrusu ya da ilçelerde de vardı galiba. Güvenlik, spor güvenlik kurulları ve önleyici kolluk faaliyetlerine yer veriliyor. Müsabaka ve seyir güvenliği ve düzenine ilişkin bir takım idari tedbirler içeriyor öncelikle kanun. Sonrasında tabii yasak, fiil ve yaptırımlar bağlamında suç ve kabahatlere yer veriyor. Ve bu kapsamda sporla ilgili bir takım kişilere suç ve kabahatlerde, yani spor kulüpleri, spor kulübü yöneticileri, sporcular ve diğer görevler, genel kolluk veya özel güvenlik görevlileri, hakemler, taraftarlar, taraftar dernekleri, taraftar temsilcileri, spor federasyonları, kitle iletişim kuruluşları ile mensupları ve diğer ilgili kişi ve kurumlar şeklinde oldukça geniş bir kapsama sahip bu kanunun kapsamına giren kişiler bakımından meseleye baktığımızda. Şimdi kanunun 19. maddesi konumuzla direkt ilişkin nebis in idem kuralını da gösteriyor. Diyor ki bu kanuna göre bir spor kulübüne veya spor kulübünün mensubuna ceza verilmiş olması diyor. Kanundaki suç ve kabahatler sebebiyle bu kulübün bağlı olduğu federasyonun yaptırım uygulama yetkisini ortadan kaldırmaz diyor. Yani biraz önce bahsettiğim husus burada, yani nebis in idem kuralının suç ve kabahatlerle disiplin ihlalleri arasında iki kez cezalandırma yasağı geçerli değildir. Kanunun 19. maddesi açıkça hükme bağlamış durumda. Yani bu kanundaki suç ve kabahatler işlenmesi sebebiyle kulüp mensuplarına bir ceza verilmiş olması disiplin yaptırımının uygulanmasına ilgili federasyon tarafından ortadan kaldırmaz diyerek açık bir
hüküm sevk etmiş vaziyette. Tabii bu kanundaki suç ve kabahatler bakımından özel düzenlemelerin dışında Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu'ndaki hükümlerin geçerli olacağını tekrar vurgulamamız gerekir. Şimdi disiplin talimatına baktığımızda futbol disiplin talimatı, bu talimat Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, Türk ve Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından Ağustos 2017'de kabul edilip federasyonun web sitesinde, internet sitesinde yayınlanan ve sonraki yıllarda çeşitli değişiklik geçiren bir talimat, bir iç düzenleme aslında baktığınızda. Esasen tabii müsabaka, yani futbola ilişkin disiplin ihlallerini, yani sportmenliğe aykırılık şeklinde geniş bir ifadeden hareketle sportmenliğe aykırı her türlü davranış aslında disiplin ihlalini teşkil ediyor. Şimdi baktığımızda aslında spor müsabakasının kendisinde, yani örneğin bir futbol maçında da bir takım disiplin yaptırımlarını hakemlerin uyguladığını görüyoruz. Yani hakemler de aslında maç sırasında bir takım disiplin yaptırımlarına başvurabiliyorlar. İşte faul, penaltı kararı, sarı kart, kırmızı kart gibi yaptırımlar aslında bir disiplin yaptırımıdır kendi içerisinde baktığımızda. Şimdi bunun dışında da futbol federasyonu nezdinde oluşturulan disiplin kurulları var. İşte amatör futbol disiplin kurulu, profesyonel futbol disiplin kurulu ve il disiplin kurulu diye üç ayrı kuruldan bahsediyor. Bu futbolun amatör ya da profesyonel olup olmamasına göre bunların görevleri değişiyor. Bu disiplin kurulları yani hakemlerin bu yaptırımlarına ek olarak veya da bunların dışında da başka ihlallerde yaptırımlar uygulayabiliyorlar. Yani hakemler tabii oyun kurallarına aykırılık çerçevesinde bir takım yaptırımlara başvuruyorlar. Disiplin kurulları hem oyun kurallarına aykırılık da bazen aynı zamanda disiplin talimatında ayrıca cezayı gerektirebiliyor. Mesela bir hakem kırmızı kart gösterdiğinde ve bu kırmızı kartı yol açan hareket şiddetli sert bir faul ise bu aynı zamanda talimatta kural dışı hareket diye ilave bir yaptırıma, cezayı ağırlaştırmaya yol açabilen bir yaptırım uygulamasını mümkün kılabiliyor disiplin kurullarının. Ya da hakem hiçbir şekilde görmediği ve herhangi bir karar vermediği bir disiplin ihlali bağlamında da oyun içerisindeki bir olayla ilgili olarak da disiplin kurulu karar verebiliyor. Hakemin kararlarını şahıs hata dışında, örneğin kırmızı kart bağlamında hiçbir şekilde değiştirme yetkisi yok. Disiplin kurulunun bunu vurgulamam gerekir. Sadece kırmızı kart bağlamında eğer sert, ağır bir hareketse cezayı ağırlaştırabiliyor. Yani kırmızı kart dolayısıyla örneğin bir hafta müsabaka oynayamayabiliyor ihraç edilen kişi, futbolcu örneğin. Disiplin kurulu bunu iki maç ve üzerine çıkarabiliyor. 3 maç, 4 maç, 5 maça kadar çıkarabiliyor. Ama herhangi bir ceza vermeyebilir veya da aynı cezayı verdiğinde kırmızı kartın doğurduğu sonuçta sınırlı bir etki doğabiliyor. Dediğim gibi bu talimatın amacı, kapsamı futbol, amatör ve futbol profesyonel futbol faaliyetlerine disiplini sağlama. Disiplin kurullarının oluşumunu, çalışma usul ve esaslarını da bu talimat belirliyor. Ve keza disiplin ilanı oluşturan fiilleri, bunların cezalarını ve cezaların infazını da düzenlediğini görüyoruz. Kapsamına baktığımızda tabii çok geniş bir kapsamı var görece. Yani kulüpler bir defa doğrudan tüzel kişiler disiplin talimatına muhatap. Müsabaka görevlileri, hakemler, efendim futbolcular, teknik adamlar, müsabaka organizatörleri, futbol menajerleri, taraftarlar belli ölçüde ve futbolla ilgili diğer kişiler şeklinde geniş bir skala var. Ancak şunu söyleyelim, çoğunlukla bu disiplin, özellikle disiplin kurulunun uyguladığı yaptırımlarda muhatap kulüpler olabiliyor ve işte futbolcular, kulüp yöneticileri, başkanlar ve diğer yöneticileri, teknik ve idari kadro temelde yaptırımların muhatabı, bazen seyircileri de etkileyen kararlar devreye girebiliyor. Şimdi temel ilkelere, talimata baktığımız, talimatın da kendi içerisinde tabii genel bir disiplin kanunu olmadığı için talimatın kendi içerisinde ceza kanununun ve kabahatler kanunu genel hükümleri gibi bazı genel hükümlere yer verildiğini görüyoruz.
bir takım disiplin cezalarının olduğunu, işte somut olayın objektif ve subjektif tüm şartlarına göre ihlalde bulunan kişilerin kusur derecesi, ağırlatıcı, hafifletici tüm nedenler değerlendirilerek ceza belirlenir diye bir çerçeve hüküm var mesela. Yani cezalar bazı suçlarda, disiplin ihlallerinde net bir şekilde gösterilmiş olmayabiliyor. Sadece para cezası verilir diyor ama para cezasının miktarını olayın özelliklerine göre, şartlarına göre disiplin kurulu tayin ediyor. Aslında belirlilik ilkesi bu anlamda bulunmuyor. Manevi unsura ilişkin mesela bir düzenleme var. Açıkça aksi belirtilmedikçe kast veya taksir aranır deniyor. Ancak kulüpler bakımından bir objektif sorumluluk düzenlemesi var talimatta. Diyor ki futbolcularının, kulüpler futbolcularının, görevlilerinin, başkanlarının, onursal başkanların, yöneticilerin, çalışanların, üyelerinin, özel güvenlik görevlilerinin ve taraftarlarının ihlallerinden dolayı objektif olarak sorumludur diye bir hüküm sevk edilmiş. Ev sahibi kulübün sorumluluğu daha detaylı olarak müsabaka oynanacağı zaman stadın ve çevresinin düzenini sağlama yükümlülüğü şeklinde geniş bir sorumluluk. Yani kulüplere özellikle taraftarlar, yöneticiler, mensupları bakımından objektif sorumluluk yüklenmiş vaziyette. Teşebbüs, iştirak, içtima düzenlemelerine de rastlıyoruz. Bunlara girmeyeceğim. Tekerrür düzenlemeleri var. Haksız tahrik ve takdir indirim nedenleri de öngörülmüş. Yani haksız bir fiile tepki olarak bir disiplin ihlali gerçekleştirilmişse indirim yapılabiliyor ya da takdir indirim yetkisi de bulunuyor disiplin kurulunun. Disiplin cezaları oldukça kapsamlı bir şekilde talimatta sayılıyor. İhtar, kınama, para cezası, ödüllerin iadesi, ihraç, müsabakadan men, soyunma odası, yedek kulübesine giriş yasağı, stadyuma giriş yasağı, hak mahrumiyeti, efendim lisansın askıya alınması, transfer yasağı, saha kapatma, efendim müsabakaya girişin engellenmesi, seyircisiz oynama, hükmen mağlubiyet, puan indirme, bir alt lige düşürmeye kadar varan bir çerçeve, bir genel çerçevesi bulunuyor. Şimdi özel hükümlere son olarak, ikinci temel şeyim, sürem çok az kaldı. O yüzden biraz hızlı geçeceğim. Çok detayına giremeyeceğim aslında sunumda vardı ama. Şimdi özel hükümlere baktığımızda tek tek 6222 sayılı kanundaki suçlarla, suç ve kabahatlerle futbol disiplin talimatındaki disiplin ihlallerini karşılaştırdığımızda öncelikle tabii yani bu ilişkiyi şöyle söyleyebiliriz. Yani yalnızca suç teşkil eden, suç kabahat teşkil edip disiplin ihlali oluşturmayan haller olabilir. Sadece disiplin ihlali olup suç kabahat teşkil etmeyen ya da bu ikisinin kesiştiği alan. Ben tabii kesiştiği örneklere değineceğim. Kanunun 11. maddesinde şike ve teşvik primi suçu düzenleniyor. Yani şike ve teşvik primiden kastedilen bir müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla kazanç ya da sahil menfaat sağlama, bu konuda anlaşmaya varılmış olması da yeterli. Benzer bir yani dediğim gibi çok detayları var, çok detaylı bir düzenleme, vaktim olmadığı için onlara giremeyeceğim. Benzer bir ihlal müsabaka sonucunu etkileme diye bir disiplin ihlali olarak talimatta, disiplin talimatında açıkça yer alıyor. Burada tabii daha yüzeysel bir ihlal yeterli, yani menfaat sağlanmaması gerekmiyor. Hukuka aykırı ve spor ahlakına aykırı olarak bir müsabaka sürecini etkileme, buradaki işte alt lige düşürmeye kadar bir takım disiplin yaptırımlarını gerektirebiliyor. Tabii ki suç olan fiil hapis cezası ve adli para cezasını gerektiriyor. Teşvik primi bir müsabaka sonucunu etkilemekten ziyade işte belirli bir takıma kazanması yönünde bir teşvikte bulunması için sağlanan bir menfaati ifade ediyor. Suçta bu daha az cezayı gerektiren, yani şikeye göre daha az cezayı gerektiren bir hal. Oysa disiplin ihlalinde aynı kapsamda değerlendirilmiş vaziyette. Takımların tabii kendi oyuncularına da kazanması için teşvik primi vermesi olağan bir uygulama. Bu suçun kapsamında tutulmuş. Disiplin yaptırımda da hukuka aykırı, spor ahlakına aykırı olarak teşvik primi verilmesi disiplin ihlali olarak değerlendirildiği için bu da kapsam dışındadır diyebiliriz. Bunun dışında ikinci bir önemli suç tipi olarak spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması diye bir suç tipi var. Burada tabii çok çeşitli maddelerden bahsediliyor. Bulundurulması suç olan silahların bu alanlara sokulması, suç teşkil etmese bile kesici, ezici, belirleyici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, işte o meşaleler, yanıcı, yakıcı maddeleri sokulması suç olarak düzenlenmiş.
Bunlarla spor müsabakasının düzenini bozma, işte sahaya atılması, işte müsabakanın bu anlamda işte durması vesaire gibi bir etki doğurması halinde tabii daha ağır yaptırımlar. Suç kapsamında yani hapis ya da adli para cezasını gerektiren fiiller. Benzer fiiller şeyde de disiplin talimatında da yer alıyor. Talimatta saha olayı olarak bu adlandırılıyor. Taraftarın neden olduğu saha olayları sebebiyle işte yabancı madde sokulması talimatlara aykırılık diye bir başka ihlali oluşturabiliyor ama sahaya bunların atılmış olması, işte standart nedir, işte çakmak atılması, bozuk para atılması, pet su şişesi atılması, işte bazen koltukların kırılıp onların atılması ya da başka çok değişik maddeler atılabiliyor. Bu hallerde kulübe objektif sorumluluğu olduğu için kulübe yaptırımı uygulanıyor ve bazen tabii seyirciler yoğun bir şekilde gerçekleşmişse ilgili seyircilerin bulunduğu blokun tabii elektronik bilet uygulaması olan Süper Lig ve birincilikte seyirden yasaklanma yani müsabakaya girmeme cezası da verilebiliyor. Seyirciyi etkileyen bir yaptırım da uygulanabiliyor. Bir diğer suç, dediğim gibi çok detayı var, onlara giremeyeceğim. Tehdit veya hakaret içeren tezahüratta bulunulması bir suç olarak düzenlenmiş. Taraftarların münferit ya da grup halinde matufiyet kime yöneldiği önem taşımaksızın hakaret veya tehdit fiilin işlemesi suç kapsamında öngörülmüş. Tabii bunlar aynı zamanda genel suç tiplerini, genel hakaret suçu ya da topluma yönelik halkın belirli bir kesimini aşağılama gibi başka suçları da oluşturabiliyor ama burada zaten tali bir norm, o suçlar oluşmuyorsa diye özel bir tali norm sevk edilmiş. Benzer bir fiil disiplin mevzuatında da var. Çirkin ve kötü tezahürat diye geçiyor sıklıkla takımların. Yani çirkin ve kötü bir tezahürat, tahkir edici, hakaret içeren, sövme içeren, işte hakemlere yönelik olsun, diğer tarafta rakip taraftara yönelik olsun, kulübe yönelik olsun. Matufiyet burada da önem taşımıyor. Bir hakaret içeren çirkin kötü tezahüratta bulunulması halinde yine kulübe para cezası yaptırımının uygulanması ve toplu bir şekilde bir tribünün önemli yoğun bir şekilde çirkin kötü tezahürata bulunan kişilerin de seyirden yasaklanması, kart blokajı suretiyle yasaklanması söz konusu olabiliyor. Tehdit kısmına ilişkin özel düzenlemeler var. Bir de torba bir hükmü var yönetmeliğin, talimatın daha doğrusu. Sportmenliğe aykırı hareket diye 36. maddesinde bazı davranışlar bunun içerisinde de girebiliyor suçla bir kıyaslama yaptığımızda. Müsabaka ve seyir alanları usulsüz seyirci girişi bir diğer suç tipi. Biletsiz olarak efendim bu alana girme, kendi kartı yerine işte bu Pasolik diye bir kart var biliyorsunuz. Maça gidenler için söylüyorum tabii. Kendi kartını başkasına kullandıranlar, usulsüz seyirci alanlar, bu kontrolü yapmayıp efendim alanlar, değeri üstünde bilet satanlar gibi fiiller suç olarak hapis ve adli para cezasını gerektiriyor. Benzer fiiller disiplin yaptırımı olarak da usulsüz seyirci alma şeklinde kulüplere para cezası yaptırımını gerektiren bir disiplin ihlali olarak düzenleniyor. Bir diğer suç yasak alanlara girme 16. maddesinde kanun düzenleniyor. Burada tabii müsabaka alanına yani o yeşil sahaya girme, soyunma odalarına, koridorlara girme, tünellere girme suç olarak düzenlenmiş. Bunlar disiplin talimatında yine saha olayı, bir seyircinin mesela tribünden atlayıp sahaya girmesi halinde ya da işte yöneticilerin, akredite olmayan yöneticilerin hakem soyunma odaları koridorlarına girmesi şeklinde disiplin suçunu oluşturabiliyor ve burada da yine kulübe ya da işte o kulüp yöneticilerine bir takım disiplin yaptırımları uygulanabiliyor. Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi bir başka suç düzenlemesi. Aslında bu kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarını atıf yapıyor. Daha ağır ceza verilir deniyor. Hatta kamu malı gibi değerlendirilir deniyor. İşte stat koltuklarının kırılması, kapılarının kırılması gibi taşkınlıklar. Ya da işte kasten yaralama, işte bir cisim atılması ve işte hakemin yaralanması ya da bir başka futbolcunun yaralanması şeklindeki örnekler. Bunlar hem suç hem de tabii bu suçlar bireysel olarak saptanan failin faillere veriliyor ama disiplin yaptırımında doğrudan seyirciye bir yaptırımın uygulanması yerine saha olayı olarak değerlendirilip
kulübe taraftarlarına, dolayısıyla objektif sorumlu olduğu için kulübe bir takım yaptırımların uygulanması veya futbolcular birbirlerine karşı kasten yaralama fiillerini işlemiş, kavga etmişlerse saldırı ve kavga diye disiplin yaptırımları bulunuyor. Son olarak iki kabahatten bahsedip bitireyim. Bir takım yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden bahsediyor. Mesela yeterli sayıda özellik güvenlik görevlisinin bulundurulmaması, elektronik bilet kontrolü yapılmaması, güvenlik için kamera ve teknik donanımların kurulmaması. Çünkü kanun şiddet ve düzensizliği önlemek için bir takım güvenlik tedbirlerine de yer veriyor. Önleyici kolluk bağlamında demiştim. İşte bekleme odası ve kontrol odası oluşturulmamış olması, elektronik bilete geçmemiş liglerde, alt liglerde bu söz konusu, biletsiz ya da kapasite üstü seyirci alınması, burada bir idari para cezası, yani bir kabahat olarak da belirlenmiş. Bunlar aynı zamanda disiplin yaptırımında oluşturuyor. Ya talimatlara aykırılık, federasyonun da işte stadın taşıması gereken standartları belirttiği statüleri var, talimatları var. İşte statta işte güvenlik görevlisi, işte şu belirli odaların bulunması, kontrol odası, denetim ya da işte basına ayrılmış yerler, işte ilk yardıma ilişkin yerler gibi. Bunlar talimata aykırılık diye bir torba disiplin suçunu, disiplin ihlalini oluşturuyor. Ya da dediğim gibi usulsüz seyirci alma ya yol açabilir. Son olarak şiddetin neden olabilecek açıklamalar yapılması. Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunan kişiler fiil suç teşkil etmiyorsa idari para cezası verilir diye bir kabahat düzenlemesi ve hatta idari tedbir olarak seyirden yasaklanmaya burada da yer verildiğini görüyoruz. Hatta yöneticiler bu kabahati işlerse ceza artırılır denmiş. Hatta basın yayın organları bu şekilde yöneticilerin, bir kulüp yöneticisinin, başkanının şiddeti öven açıklamasını tekrar tekrar yayınlarsa diyor, bu artık haber verme hakkının sınırlarını aşar ve o basın kuruluşuna da idari para cezası verilir diye bir düzenlemeye yer verilmiş. Bunlar disiplin hukukunda tabii sportmenliğe aykırı hareket kapsamında özellikle yöneticiler, futbolcular ve diğer teknik idari kadro basın yayın yoluyla bu şekilde fair play aykırı şiddeti teşvik edici açıklamalarda bulunması bir disiplin yaptırımını oluşturabiliyor. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Evet, Sayın Doçent Doktor Selman Dursun'a biz çok teşekkür ediyoruz. Özellikle süre kullanımı bakımından titiz davrandığı için. Şimdi soru cevap kısmına geçeceğim. Sadece üç kişiden soru için üç kişiye söz vereceğim. Bu arada demin yaptığım bir yanlış da düzeltmek istiyorum. UEFA'nın merkezi Zürih'te değil, UEFA'nın merkezi Nyon'dadır. Nyon neresi? Nyon, Cenevre ile Lozan arasında bir kasabadır. Cenevre'deki zenginlere yatakhane görevi görür. Orada iki tane yüksek, çok katlı bina vardır kasabada. Şirin bir kasabadır. Birinde UEFA faaliyet gösterir. Diğerinde de bir katında onun, çünkü çok fakirdir, Avrupa Kulüpler Birliği faaliyet gösterir. Biz Avrupa Kulüpler Birliği Hukuk Kurulu olarak Zürih'e, FIFA'nın başkentine sık sık giderdik. Çünkü FIFA ile UEFA arasında alttan alta gizli bir sürtüşme vardır. UEFA, FIFA'nın Afrika, Asya, bütün bunların birliklerini hepsinin içinde, Avrupa, UEFA falan hepsi onun içindedir FIFA'nın. En mali bakımdan en güçlü üyesi FIFA'nın Avrupa Kulüpler Birliği, UEFA'dır. UEFA da bu nedenle FIFA'yı hep kendi isteği doğrultusunda kararlar alması için zorlar. FIFA da direnir, diretir almamak için. O sürtüşmeden yararlanıp Avrupa Kulüpler Birliği'ne oradan ne gibi ekmek çıkartabiliriz düşüncesiyle, yani fesat tohumları ekmek için sık sık FIFA'ya, Zürih'e giderdik. Her ikisinde de aynı sistem geçerlidir. Hücre oda sistemi. Her ikisinin de başkanı, FIFA'nın başkanı Zep Blatter'di ki bir İsviçre'lidir. UEFA'nın başkanı da Michel Platini. Her ikisi de yargılandı ve halen yargılanıyor da. Ve her ikisi de mahkum oldu yani. Bu açıklığı getirdikten sonra
Evet, üç katılımcıdan soru alacağım. Buyurun. Operatör nerede arkadaşlar? Bir arkadaşımız el kaldırdı. Kendinizi tanıtın lütfen. Evet. Sınıf öğrencisi Adem Aras. Öncelikle Sayın Profesör Doktor Selçuk Öztek başta olmak üzere bütün katılımcılara bu tarz bir etkinlikte bizi buluşturdukları için teşekkürlerimi arz ediyorum. Sorum Sayın Doçent Doktor Selman Dursun Bey'e. Hocam şöyle ifade edeyim. Ben koyu bir Beşiktaş taraftarı olarak bu soruyu sormak istiyorum. Maçlara katıldığımız zaman söz konusu taraftarlar sahaya cisimler atmak suretiyle futbolcuları ve diğer kişileri yaralama durumları söz konusu oluyor. Ki son dönemde bizim teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş'in de bu tarz bir eylem sonucu yaralandığını basından takip etmişsinizdir. Bu sahaya cisim atan kişinin cezalandırılması bakımından çok düşük cezalar söz konusu. Örneğin bir yıl futboldan men gibi, daha doğrusu futbol maçlarından men cezaları söz konusu oluyor. Acaba bu suçlara karşılık yapılacak olan müeyyidelerin daha fazla artırılması söz konusu olursa bu suçların engellenmesi yolunda bir adım olabilir mi diye sorumu sormak istiyorum. Saygılarımı arz ediyorum. Sağ olun. Şimdi bu tabii bir yabancı madde atmak suretiyle işte hakemin ya da işte yanında bulunan işte teknik direktör ya da diğer kişilerin yaralanması halinde aslında baktığınızda genel suç tipi olarak işte kasten yaralama suçu söz konusu ve buna ilişkin spor kanunundaki bu 6222 sayılı kanunda kasten yaralama suçunun cezası artırılır diyor yarı oranında. Yani yeni bir suç tipi ihdas etmiyor. Orada zaten genel ceza kanunundaki suç devreye girecektir. Onun cezası ağırlaştırılır. Çünkü biliyorsunuz ceza kanununda işte basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek hafif yaralamalar şikayete tabi ve cezası çok düşük. Kanun burada şikayet dahi aranmaksızın cezası belli ölçüde artırılır. Yani bu yine de yeterli midir? O ayrı bir tartışma. Ama burada tabii ilave olarak futbol disiplin talimatında da bu aynı zamanda bir saha olayı olarak değerlendirilip kulübe de bir takım yaptırımlar, özellikle bir isabet söz konusu, yani salt sahaya belirli miktarda madde atılması zaten bir para cezasını gerektiriyor ama tek bir madde atıp bir isabet kaydetmiş, o yara meydana getirmiş, yaranın ağırlığı da tabii dikkate alınarak ceza verilebiliyor. Burada tabii kulübe uygulanan bir yaptırım. Yani taraftarların yoğunluğuna göre işte o blokun kapatılması şeklinde seyircileri de etkileyen sonucu olan yaptırımlar uygulanabiliyor. Tabii caydırıcılık meselesi, yani burada tabii bu sporda bu tip fiillerin, keza çirkin kötü tezahüratın önlenmesi meselesi ayrı bir tartışma. Bizde tabii biraz, yani ben tabii disiplin hukuku boyutuna, yani ceza hukuku bağlamında caydırıcılığı ayrıca tartışırız, yani bu tüm suçlar için geçerli ama disiplin hukuku bağlamında evet, kulüplere devamlı surette baktığınızda, yani TFF'nin sitesine bakın, her hafta çirkin kötü tezahürat ya da saha olayı adı altında çok sayıda para cezası verildiğini görürüz ama bunların bir azalma seyri gösterdiğini söylemek çok zor. Burada belki bu gerçekten o fiili işleyen taraftarları bil fiil saptama yönünde bir teşvik düzenlemesi yapmak lazım. Enteresan bir biçim. Ben bu görev bağlamında biraz karşılaştırmalı hukuka baktığımda Alman hukukunda şöyle bir düzenleme yapılmış. Eğer kulüp bu kişileri saptar, yani gerçekten o fiili işleyen kişileri saptarsa kulübün cezasında bir indirim yapılması, yani fail odaklı, o fiillerin önleme odaklı bir yaklaşımla doğrudan o gerçekten düzensizliğe, şiddete başvuran, kötü tezahürata başvuran kişilerin saptanması, kulübün bunları rücu etmesini teşvik eden bir düzenleme öngörüldüğünü görüyoruz. Bu belki ülkemiz için de önerilebilir. Evet, teşekkür ediyoruz. Buyurun. Söz almak isteyen. Ya şimdi bu taraftar meselesi, arka adam döner bıçağıyla gidiyor ya maça. Ya inan, satırla falan gidiyor. Yani bu ruh hastası biraz. Ya öyle düşünüyorum. Bu taraftarlık falan, sevgiyi falan aşıyor yani. Döner bıçağıyla maça gitmek. Evet, buyur. İsmim Esat Atmancı. Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim.
Sorumluluğum soru, bu Galatasaray'ın son maçında, Alanya maçından sonra, 2-2 beraberlikten sonra Unsur Aslan'ın taraftarı galyanı getirecek şekilde Fenerbahçe başkanı olan Ali Koç'un sahip olduğu Koç Holding'e karşı boykot uygulaması ve taraftarı böyle bir ayrıma sürüklemesinin herhangi bir yaptırımı var mı? Teşekkür ederim. Kime soruyorsun? Sayın hocama. Efendim? Hocam sorular bana galiba, evet. Evet. Yani dediğim gibi disiplin talimatı esasen tabii seyircileri doğrudan hedef alan, seyircileri doğrudan disiplin kurulunda doğrudan bir yaptırım uygulaması çok sınırlı. Dediğim gibi maçta meydana gelen şeyde işte bir blok kapatma, o da aslında son tahlilde takıma uygulanan bir yaptırım. Bu bahsettiğiniz fiiller maç sırasında işte broşür dağıtma ya da flama açma şeklinde meydana gelmişse tabii burada kulübe bir takım yaptırımlar uygulanması söz konusu olabilir. Fiilin haksızlık içeriği de değerlendirilerek tabii. Ki benzer başka örneklerde yani bu tarz sportmenliğe aykırı beyanlar, broşürler, flamalar açılması ya da broşür dağıtılması sportmenliğe aykırılık kapsamında yaptırım altına alınabiliyor. Evet. Ultraslan'ın bir derneği yok benim bildiğim kadarıyla. Var mı arkadaşlar? Ultraslan bir dernek şeklinde organize olmuş mu? Şimdi bakın burada haksız rekabet hükümleri de uygulanabilir. Kötüleme fiili. Gerçek kişiler hakkında da haksız rekabet uygulanabilir. Yani şahısları tek tek tespit edebilirsen ismen, kötüleme fiilinde bulunma nedeniyle hem tazminat boyutu vardır hem ceza boyutu vardır. Bir haksız rekabet şeyi de doğabilir yani burada sorumluluğu spor hukuku dışında tabii. Haksız rekabet aynı zamanda suç da teşkil ediyor tabii. Suç da teşkil ediyor tabii. Evet. Üçüncü arkadaş başka kim var? Evet başka soru yok. Değerli katılımcılar, çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sunum sahiplerine özellikle Alas Baldır.